Mecburen 12'yi de yukarı ekleyeceğiz. Dem sas. Sasanın altına dem sası ekledim. Kafein de gelmiş. Kafeini ekleyelim aşağıya. Kardemir de listede var. Işıklar enerji gelmiş. Onu da ekleyelim. Türk Hava Yolları listede var. Ha, smart olmazsa olmaz. Bu arada Smart G diye düşünüyorum. Smart G'yi ekledim. Başka ne istemiştin sen? Ha, kontrol matik. Konse gelmiş. Konse'yi ekledik. Kardemir de listede. Aa, Kardemir de nerede? Listede eklemiştik. O üstlerdeydi. Şuradaydı Kardemir de. Neyse, artık buraya ekleyeceğiz. Kardemir. Kardemir de. Şimdi ilk sasayla başlayacağız. PR kapı eklemedik mi listeye? PR kap listede. Beyaz listede. Pardon, beyaz listede değilmiş. Beyaz ekleyelim. Başlıyorum o zaman. Yeter. Şimdi işlediğimizi burada kırmızı işleyeceğim. Başlıyorum ben. Eğer hediyeler gelirse listede üst sıraya çıkar. Harun, ne haksızlık? Doğru, ben de hatırlıyorum. Kardemir yukarıdaydı ya. Şimdi bakarız. Başlayacağız o zaman. İlk önce YouTube'dan da bakalım. YouTube'dan isteyen arkadaşlar neler istemişler. Şu an YouTube'da da aynı şekilde canlı yayındayız. Şöyle aralara sıkıştıracağım. YouTube'da istenenler vardı. Akfen var. Kızılbük var. Ses iyi denmiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Murat. Akfen var, Kızılbük var. Benim YouTube'dan gördüğüm kadarıyla. Bu arada YouTube'dan izlerseniz aynı bu şekilde göreceksiniz yayını. Bence sizin için daha faydalı. Hem listemde YouTube'da yanda açık monitörde görünüyor şekilde olacak. Akfen'le Kızılbük'ü de araya iteliyorum arkadaşlar. Şimdi kopyala, ekleyelim, kopyala, ekleyelim. Akfen, Akfen, Kızılbük. Kareyi de aşağıya ekledim. Türkiye ilaç var, C ekledim. Orge var, ekledim listeye. Arkadaşlar, liste kabardı bakın. Bir yerden başlamamız lazım artık. Artık bir yerden başlamam lazım. Başlıyorum o zaman. Şimdi ilk başta listemizin başında ne vardı? Sasa vardı. Hemen Sasa'yla başlıyoruz. Şimdi Sasa'nın biliyorsunuz ben de artık yatırımcısıyım. Dün itibariyle Sasa'ya giriş yaptık ve konuştuğumuz hedefleri baştan teker teker konuşalım arkadaşlar. Şu an ekranda Sasa açık. Hatta grafiğimizi biraz daha düzenleyelim. Şöyle mum tipimizi değiştirelim ki daha net hareketleri görelim. Şimdi Sasa için dedik ki iki tane seçenek vardı Sasa'nın toparlayabilmesi için. Birinci seçenek olumlu bir haber akışıydı. Ve bu olumlu haber akışı kap bildirimiyle gelmişti. Her seferinde papağan gibi
söylemek istemiyorum ama mecburen söylüyoruz. Sonra da dedik ki 100-120 TL güzel değerlendirilebilir alan. Burada bir dönüş hareketi görürsem değerlendirme yapacağımı söylemiştim. Ve tam olarak da dün ve önceki cuma günü buradan bir dönüş hareketi geldi. Sasa'yı da değerlendirmeye başladık. Sasa'yı değerlendirme noktamsa tam bu kırmızı noktanın bitişi olan 120 TL civarındaydı. Ki bugün de aşağı yukarı hareket yaparak yine 120 TL civarında günü kapattı. BIST 100'ün toparlama hareketiyle beraber Sasa'nın da benim beklediğim hedef olan ilk baştaki 186 TL'lik direnci kırması ama ilk kar alabileceğim nokta 240 TL'ye kadar yapacağı hareket ve burada yapacağı yatay hareketi görürsem ben burada kar almayı planlıyorum. Sasa için zaten ben de içeride bulunan bir insanım sizler gibi. Sasa bu şekildeydi. Bir sonrakine bakalım. Hemen Sasa'ya işaretimizi koyalım. Şöyle kırmızı yapalım. Demsas'tayız. Demsas'a bakalım. Şimdi Demsas'ı daha önce incelememişim. Ben teşekkür ederim Adem. Hemen bir bakalım Demsas'ta neler yapmışız. İlk önce şurada bir güzel düzeltme hareketi var. O zaman biz trend temelli bir bakış yapalım. Teknik analizde böyle bir tepe gördük ve çok güzel bir düzeltme hareketi gördük günlükte. Bunun çalışıp çalışmadığına bakacak olursak ilk önce burada gördüğünüz gibi bu çizimin çalıştığını şu şekilde anlıyoruz. Kademeler arasında güzel bir kanal hareketi yapmış. Daha sonrasında ise bu kanal hareketinden sonra burası çok güzel bir direnç olarak çalışmış. Bu direnci kıramadıktan sonra bir alt kademeye gevşeme yapmış ve bu alt kademeden sonra ilk direnç noktası olan 8,70 TL'ye kadar bir hareket yapıp bu direnci henüz tam anlamıyla kıramamış. Şimdi yapacağımız iş bizim burada bekleyeceğimiz nokta 8,70 TL'deki bir kırılım. Buradaki düzeltme hareketinin de bittiğini söyleyebilmemiz için şurada hacimli bir günlük kapanış bekliyoruz. 2 gün ard arda pozitif bir kapanış görmüşüz. Fakat bu pozitif kapanışları henüz grafikte canlı bir şekilde görmemişiz. Önemli olan ilk direnç seviyesi 8,70'i kırması olarak söyleyebilirim. Devam ediyoruz. Demsas'a da baktık. Sırada PR Cup var. Ha, PR Cup'tan önce Kardemir D'ye bakacağız. Çünkü Kardemir D daha üst sıralarda idi. Yanlışlıkla listenin altına aldık Kardemir D'yi. Yayına yeni gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. İlk önce bir listemiz var. O listeyi bitirmek istiyorum. O listeyi bitirdikten sonra yeni hisse senetlerini alacağım. Ki zaten büyük ihtimalle çoğu kişinin istediği hisse senetleri de bu listenin içinde mutlaka vardır. Gördüğünüz gibi daha 4. hisse senedindeyiz. Daha devam ediyoruz. Yandaki listeyi görmek istiyorsanız da YouTube'dan da bakabilirsiniz. YouTube'da aktif olarak listem açık. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Evet. Nerede kaldık? Kardemir'de. Kardemir'de için biz ne zaman değerlendirme yapmıştık? 12 TL civarında değerlendirme yapmıştık. 17 TL civarında yatay bir harekette ise kar almayı planlıyoruz demiştik. Kardemir'de için ve geçtiğimiz haftada ben bu hareketi gördüğümde karımı aldım. Fakat dedim tekrar değerlendirebilmem için bir düzeltme hareketi görmem gerekiyor demiştim. Bu düzeltme hareketi de 14,5-15,5 TL arasıydı. BIST 100'deki erken toparlanma sebebiyle bu seviyeleri göremedik. Sadece sizler için takip ediyorum Kardemir D'yi. Henüz bizim burada bir değerlendirmemiz yok. Burada da 17 TL'lik sert kırılımdan sonra artık 17 TL buranın yeni destek seviyesi olarak söyleyebilirim. 17 TL'lik direnci artık geride bıraktığı çok net bir şekilde görünüyor. Bundan sonraki hareketi ise 20 lira 80 kuruşa kadar devam edecektir mutlaka Kardemir D'de.
Karde 1 D'ye baktık. Bir sonraki listedeki hisse senedi PR Cup. Daha önce zaten konuşmuşuz bu hisse senedini. Hatta bir destek noktası vermişiz ve bu destek noktasına düşmeden hemen tepesinde bir dönüş hareketi gelmiş. Bunların sebebi de dediğimiz gibi BIST 100'de ben 4400 destek seviyesine kadar sağlam bir düzeltme hareketi bekliyordum. Bu düzeltme hareketi gelmedi. 4600-4700 seviyesinden bir dönüş geldi. Burada da düzeltme hareketleri bizim beklediğimiz destek hareketlerine kadar olmadı. Çoğu kişi de burada dışarıda kalmış olabildi. Bu sebepten dolayı PR kaptı. Destek seviyesi 4000 pardon 34 TL olarak kendini koruyorken şu an önemli olan direnç seviyesi 41 TL. Bugün de bir hareket yapmış fakat burayı henüz kıramamış bir gevşeme hareketi göstermiş. Ama önemli nokta ilk önce 41 TL'lik direncin kırılması, destek olarak da 34,26 TL diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bir sonraki hisse senedine bakıyoruz. PRK ME. Şimdi arkadaşlar yeni hisse senedi alabilmem için bu listenin bir bitirmem gerekiyor. Bu listeyi bitirmeden, yanda gördüğünüz bu listeyi bitirmeden yeni hisse senedi alamam. Bu sefer çok karışıyor. Yayının başından sonuna kadar bekleyip hiçbir şey göremeden giden arkadaşlar oluyor. Aynı şekilde beni YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Şu an YouTube'da da canlı yayındayız. Aktif olarak 9 kişi de izliyor. Hatta benim listemi görmek istiyorsanız YouTube'da listem sürekli ekranda oluyor. Tekrardan dönelim. Şimdi Park Elektriğe baktığımızda Park Elektrik'teki durum neymiş? Yine iki kademe belirlemişiz. Birinci kademe destek noktası 18 TL. Buraya iki tane iğne hareketi gelmiş. Bu iki iğne hareketinden sonra da BIST 100'deki toparlanma ile beraber direnç noktası olan 21 TL'yi kırıp daha önce kıramadığı önemli bir direnç seviyesi olan 25,78 TL'ye kadar hareket etmiş. Bu 25,78 TL önümüzdeki gün kırılacağını bekliyorum. Tabii ki burası kırılırsa bir sonraki direnç seviyesine gidene kadar gitmeden önce buraya mutlaka bir retest işlemi gelecektir Park Elektrik'te. Ama şu anlık Park Elektrik için işler iyi gidiyor diyebiliriz. Bütün hisse senetlerinde olduğu gibi. Bir sonraki hisse senedine bakıyoruz. Liste şu an burada. Gördüğünüz gibi bir sonraki hisse senedi Migros. Hemen Migros'a bakalım. Migros. Şimdi Migros'u daha önce değerlendirmişiz. Biz 136,6 TL'nin önemli bir direnç noktası olduğunu söyleyebilirim. Hala da bu seviye kendini koruyor. Bir aşağı bir yukarı hareketler devam ediyor. Ve bugün 136 TL'lik yeni direncini kırdığını gösteriyor. Ama buradaki bir sonraki gün açılışı çok önemli. Bir sonraki gün açılışında da kendini 136 TL üzerinde tutarsa 176 TL'ye gidecek hareketi yapacaktır Migros. Hatta biz buraya bir direnç seviyesi belirleyelim. Hedef olarak burayı söyleyebilirim. Ama önemli olan yarınki hareketinde 136 TL'nin altında kalmaması gerekiyor. Arkadaşlar şu yayını bir beğenip paylaşalım lütfen. Daha çok arkadaşımız gelsin. Çünkü hisse senetlerine bakıyoruz. Yayının sonunda gelen arkadaşlar de yayın başında istediğim hisse senetlerini soruyorlar bana. Bir sonraki hisse senedimiz listeden bakıyoruz. Türk Hava Yolları. Hemen Türk Hava Yolları hakkında da görüşlerimizi söyleyelim arkadaşlar. Türk Hava Yolları zaten kuvvetli bir hisse senedi olduğunu söylemiştik. Burada yapacağı düzeltme hareketleri de kuvvetli olmaz. Yani düzeltme hareketleri Türk Hava Yolları'nda gördüğünüz gibi zayıf düzeltme hareketleri bile Türk Hava Yolları gibi hisselerde fırsat oluyor. Burada da gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları'nda ben destek direnci birbirine çok yakın zaten söylemiştim. Önemli olan destek noktası 100. Burada gördüğünüz gibi 138 TL. Bakalım gün içinde yaptığı harekete Türk Hava Yolları'nın. Türk Hava Yolları'nın yaptığı harekete bakalım. Feda Bey, yolladığınız hediyeler için teşekkür ediyorum. Varsa ise senediniz sizi öne alacağım. Tekrardan bakalım.
Şimdi gördüğünüz gibi düzeltme yapmadan yükselen bir Türk Hava Yolları var. Bizim burada yakın ve orta vadede hedeflerimiz vardı. Onları tekrardan hatırlayalım. Ne dedik? 158 TL bizim yakın vade hedefimizken bir de uzun vadede bir hedefimiz vardı sanırım. Yok, yokmuş. Henüz işaretlememişiz. O zaman ilk başta yakın vadedeki hedefimiz olan 158 TL'yi beklememiz gerekiyor. Yanlış hatırlıyorum demek ki. Türk Hava Yolları da bu şekildeydi. Şimdi Ege'ne bakar mısın demiş. Fedai Bey hediyeler attığı için mecburen onu üst listeye alıyoruz. Ege'ne. Ege'ne baktık. Günlük hareketine bakalım. Ege'ne biz daha önce bakmamışız. Günlükte de bir düzeltme hareketinden yeni çıkmış. O zaman biz bunda güzel bir destek direnç seviyesi belirleyebiliriz. Ege en için. Bir de aylığına bir bakayım mı? Aylık grafiğine de bakmam gerekiyor. Ege en. Yok, aylıkta henüz bir düzeltme hareketi yok görünüyor. O zaman günlükten devam edeceğiz. Şimdi en son yaptığı düzeltme hareketini dip kabul edecek olursam, en son yaptığı hareketi dip kabul edecek olursam 4890 TL güzel bir direnç seviyesiymiş. Bakın bu direnç seviyesinde de zaten gün içinde gelmiş. Daha önce de bu seviyeyi kıramamış. Şimdi gün içinde yaptığı harekete bakmak istiyorum. Çünkü direnç seviyesinin çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Yani gördüğünüz gibi tam direnç seviyesinde bir retest işleminde, eğer ki bu retest işleminde yarın kendini kurtarabilirse, yani bu seviyenin altında 4800 TL'nin altında günü kapatmazsa çok güzel bir yükseliş Ege'nin için bence bekliyor gibi görülür. Ama dediğim gibi bakın aylıkta düzeltme yapmamış bir hisse senedi sıfırdan değerlendirecek adam için bence burası tepe noktaları olarak söyleyebilirim. Ama zaten yatırım olan bir arkadaşım bence güzel ilk direnç seviyesi 5330 TL olarak söyleyebilirim. Ege'nin de arkadaş hediye göndermişti. O yüzden araya almıştık. Bir sonraki hisse senedi Koza Al. Koza almış. Koza Al'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Bak. 1000 takipçi lazım. Destek olalım lütfen demiş. Ne yorum yapmış arkadaş? Ha, Fatih Bey de hediye yollamış. Burva. O zaman Türk Hava Yolu şey, Koza Al'dan sonra Burva'ya bakacağım. Borsa çok şişti. Sence yakında patlar mı? Şimdi biraz bekle. Borsa hakkında yorumumu Burva'dan sonra söyleyeceğim. Fedai Bey çok teşekkür ediyorum. Ben de hediyeleriniz için. Şimdi Koza Al'dan sonra Burva'ya bakacağım. Onu unutmamam gerekiyor. Şimdi Koza Al için biz ne demiştik? Bir tane destek seviyesi belirlemiştik. Hafif bir düzeltme hareketinde. Ana destek seviyesi demeyelim de demede düzeltme destek seviyesi 329 TL olarak söylemiştik. Buraya da bir hareket gelmiş. O zaman biz bunun bir saatliğine bakalım. Bizim belirlediğimiz seviyelere mi gelmiş? Tam olarak destek belirlediğimiz seviyenin biraz üstünde kalmış. BIST 100'ün toparlamasıyla kendisi tekrardan yükselmeye başlamış. Şimdi 441 TL'lik direnci kırdığına göre yapsa yapsa buraya kadar en fazla bir düzeltme hareketi yapar. Ama ilk kırması gereken seviye 554 TL olarak söyleyebiliriz. Bir sonrakisi Burva'ydı. Arkadaşım hediye atmış. Şimdi chatte benim arkadaşlarım var. Yolladığınız hediyeleri ben görmesem bile o söylüyor. Sıraya önceliği bunu ver diyor. Ben de ona göre öncelik veriyorum arkadaşlar. Burva'yı daha önce incelememişiz. Günlüğüne bakalım. Hatta ilk aylık grafiğine bir bakalım. Şimdi çok güzel bir düzeltme hareketi yapmış zamanda. Bakın böyle tepe tepe giden şişen hisse senetleri mutlaka böyle sert üst üste satışlarla düzeltme hareketi yapacaktır. Bu hisse senedi de bu düzeltme hareketlerini henüz yapmış. Hani bazen bazı grafiği aylığına bakıp diyorum ya, bu grafiğin aylığı yorumlanmaz, grafik de çok mantıklı olmaz diyordum.
Bu da onlardan biriymiş zamanında, fakat düzeltmesini yaptığına göre bunu çok rahat bir şekilde konuşabiliriz. Günlükte grafiğin çalışıp çalışmadığına beraber bir bakalım. Şimdi düzeltmeyi yeni bitirdiği için şey tarafına, günceline bakmadan önce önceki hareketlerine bakıyorum. Çizdiğim kademeler işe yaramış mı? Bakın, iki kademe arasında çok güzel bir kanal hareketi yapmış. Daha sonra bu kanalın yukarı doğru kırılması bir sonraki kademede direnç olarak çalışmış. Yani bu kademeler gelecek dönemde de güzel olarak çalışacak anlamını verir. Ki burada da gördüğünüz gibi direnç kırılımı günlük grafikte burada yeni gelmiş. Bu direnç kırılımı geldikten sonra hemen retest işlemi yapmış. Şimdi burvanın tutunması gereken nokta 40 TL. Ana destek seviyesi artık burva için benim gözümde 40 TL. 40 TL ve şu anda da ana destek noktasına çok yakın bir hisse senedi. Bu arada yalnız adam da hediye göndermiş, Ostim'i istemiş. Ostim'e de bakalım, onu da araya ekleyelim. 40 TL ana destek seviyesi, önündeki ilk direnç noktası da 53,80 TL olarak söyleyebilirim. Burva için Ostim varmış, Ak Enerji varmış. Arka arkaya hediyeler geliyor. Liste biraz bekledi. Şimdi Ostim'i istemişsin. Bence başka bir hisse senedi iste. Neden diyeceksin? Ostim'in grafiğini benim ekranımda görüntüleyebiliyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Nasıl anında araya yaptım? 2280 maliyet. Bunu önceden söylemem güzel oldu. 2280 neyde maliyet? 2,28'dir o. Yoksa ben yanlış grafik açtım. Şimdi aylık grafiğine bakalım Ostim'in. Bak, bu da çok güzel bir düzeltme hareketinden aylıkta yeni çıkmış. Yeni dediğimde bir sene olmak üzere. Hemen günlükte çalışıp çalışmadığına bakacağım grafiğimin. Arkadaşlar, beğeniler ve hediyeler için çok teşekkür ediyorum. Bakın. Şimdi bir kademe burada direnç olarak çalışmış. Bir, iki tane tepe noktası, üçüncü de kırılım gelmiş. Bu kırılımdan sonra da retest işlemi gelmiş. Ve burası kendini sağlam bir ana destek noktası olarak belirlemiş. Buranın yukarı doğru hareketinden sonra kademeleri tek tek kırmış ve ta ki 2,85'lik seviyenin kırılıp buraya retest işlemi tekrardan gelmiş. Yani gördüğünüz gibi kademe kademe bu grafik çok güzel çalışmış. Şimdi de retest işleminden yeni çıkan Ostim için artık 3,70'leri bu hafta içinde göreceğimize eminim. 3,70'in de kırılımı ile beraber bir düzeltme hareketi gelebilir. Ama 3,70 kırıldıktan sonra önemli olan tekrardan 3,70'in altında kapatmaması. 3,70'in altında kapatmazsa 5 TL 10 kuruşlara kadar ilk direnç seviyesi görünüyor. Buraya kadar da düzenli bir hareket yapacağını düşünüyorum Ostim'in. Ömer, benim kaçırdığım başka var mı? Yoksa listeye geri döneceğim. Neyse, Ömer yazana kadar listeden hemen bir tane daha alalım. Mavi istemişler. Bir sonraki hisse senedi mavi. Maviden sonra da Ak Enerji varmış. Ak Enerji'ye bakmam gerekiyor. Şimdi hemen aylıkta baktık. Bakın, az önceki grafiği henüz düzeltme yapmamış hali. Ak Enerji'de bir düzeltme mutlaka gelecektir arkadaşlar. Şey, Ak Enerji nereden çıktı? Mavide. Yani mavi sürekli yükselen bir hareket yapmış. Borsanın ilk sallantılı zamanında mutlaka bir düzeltme yapacaktır. Aleyküm selam. Hoş geldin yayına Fatih. Günlük grafiğine hemen bakalım mavinin. Mavide günlükte bile daha henüz bir düzeltme hareketi yapmamış. Şurada ufak bir düzeltme hareketi var. Ona göre grafik çizeceğiz ama pek sağlıklı olmayacaktır bu çizim. Bakalım bu günlükte çalışmış mı? Şimdi şöyle 0,5 kademesinde destek seviyesinin çalıştığını gördük. Burada bir düzeltme hareketinde de 112 TL seviyesinde bu kademenin de çalıştığını gördüğümüze göre konuşabiliriz. Şimdi Türk Hava Yolları'na bak, listemde vardı ve Türk Hava Yolları'nı yeni geçtik. Türk Hava Yolları'nı yayından sonra YouTube'a atacağım. Canlı yayın tekrardan bakabilirsin arkadaşım. Şimdiden anlayışın için teşekkür ediyorum.
Çünkü bak gördüğün gibi liste daha kalabalık ve ben bu listeyi almadım. Daha 5-6 hisse senedi daha var. Mesela Necdet Giving yazıyor sürekli. Mutlaka canlı yayın tekrarına YouTube'dan bakabilirsiniz. Nereden bakacaksınız? Benim YouTube kanalım Teknik Potansiyel ismiyle zaten bir YouTube kanalım var. Buradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Reklamımızı da yaptığımıza göre şu anda zaten YouTube'da da canlı yayındayız. Aktif olarak canlı yayın devam ediyor. Mavide de dediğimiz gibi 138 TL'ye sert hareketler gelecektir. Ama unutmayın, ilk BIST 100 sallantısında veya siyasi, ekonomik, temel haber akışında bu hisse senedi hiç düzeltme yapmamış. Aylardır yatırımcısı olan kişiler mutlaka kar almak isteyecektir veya karlarını korumak isteyecektir. Bu da kar topu etkisiyle sağlam bir düzeltme hareketi gelebilir mavide. Ama o düzeltmeye kadar tabii ki yatırım yapmayacak mısın? Yaparsın. Yaparken de yatırdığın parayı takip etmeni öneririm. Şimdilik direnç seviyesi 138 TL, 112 TL'de güzel bir destek seviyesi. Aken vardı. Aken'e bakmamız lazım. Ak Enerji. Ak Enerji güzel bir düzeltme hareketindeymiş. Şimdi Ak Enerji'yi dün de konuşmuştuk. Bu arada Oğuz hediyen için teşekkür ederim. Hisse senedini söyleyebilirsin. Ak Enerji için düzeltme hareketine ne demiştik biz? Bak bunun grafiği şeklini şu şekilde daha net görürsün. Ne dedik? Düzeltme hareketinin bittiğini söyleyebilmemiz için bugünü sağlam pozitif hareketler yapması gerekiyordu. Fakat bugün kırmızı bir kapanış gelmiş Ak Enerji tarafında ve benim hala 4,5 TL'lik destek seviyem duruyor ve hala dün de söylemiştim, bugün de söylüyorum. Buraya bir en azından bir iğne hareketi gelir ki buradan destek alıp yukarı çıkması lazım. Yeni yatırımcı beklemesi lazım. Dün de demiştik. Hatta önceki gün de demiştik. Bu yeşil mum aldatmasın sizi. Her zaman destek seviyesinden uzaklaştığımızı görebilmemiz için bir yeşil mumdan sonra arkasından gelecek 1-2 günlük kapanış çok önemli demiştik. Ak Enerji de bu şekilde. Hemen listeye dönüyorum. Kaçırdığım bir yer yok herhalde. Kozal'a baktık. Mavi'ye baktık. Petkim. Var mı Petkim'i takip eden arkadaşlar? Bak kontrolmatik listemde. Sırası gelince ona da bakacağım arkadaşım. Petkim. Ömer kaçırdığım bir yer varsa söyle. Yayına bir beğeni alalım arkadaşlar. Yayının beğenileri çok az. 100 kişi izliyor. Herkes şöyle 10 kere bassa 1K beğeni olması lazım. Kardemir diye baktık. Bir beğenileri alabilir miyiz arkadaşlar? Yani emek veriyoruz. Şu an konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ama beğeniler ve hediyeler bizim her zaman motivasyon kaynağımız. Beğenen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şu an 13K'yı geçtik beğenide. Devam ediyoruz. Petkim için ne dedik? Çok önemli bir destek seviyesi var dedik. 16 TL. 16 TL bir iğne hareketi. Bir iğne hareketinden sonra dönüş bekliyorum diye o zaman çizmiştin. Artık bunu silmeme gerek var mı? Bence gerek var. Neden? Tam olarak o iğne hareketi gelmiş. Ondan sonra ardı ardına 3 gün yükselen hareketiyle tamamlamış Petkim. Petkim'de ilk direnç seviyesi olan 18.46'ya ulaşmış. Ama Petkim'de diğer kademeyi konuşabilmemiz için ilk önce 18.46'nın kırılması lazım hacimli olarak. Hacimli olarak kırılım geldikten sonra bir sonraki direnç seviyesi 20 lira. Enkai gelmiş. Enkai'ye bakacağız. Şimdi Enkai için de bir destek seviyesi belirlemişiz. Bu destek seviyesi neresi demişiz? 20 TL'lik bir seviye. Şu grafiği tekrardan daha rahat yorumlayabilmek için şu şekli alıyoruz. Ne demişiz? 20 lira 76 kuruş ilk destek kademesi demişiz. Buraya bir hareket gelmiş ama BIST 100'den kuvvet alan Enkai toparlamaya başlamış. Bugünü de yeşil kapattığına göre Enkai için düzeltme hareketi şimdilik bitmiş. Yani benim beklediğim ikinci kademeye düşmeden ilk Fibonacci seviyesinden 23 TL'den bir dönüş gelmiş. Önemli olan nokta şu an 23 lira 62 kuruşu
25 lira 78 kuruşluk kademeyi kırması gerekiyor. YouTube'dan canlı yayındayız. Bakalım YouTube'da ne istenmiş? Araya bir tane YouTube hisse senedi ekleyelim. Ha, YouTube'da zaten almıştık iki tane hisse senedi. Bu arada YouTube'daki kanalımı da takip edebilirsiniz. Teknik Potansiyel adıyla, bakın görüyorsunuz, Teknik Potansiyel adıyla YouTube kanalım var. Burada da sürekli borsa paylaşımları yapıyorum. Şimdi bir sonraki hisse senedine bakıyoruz. Akfen. Hektaş varmış. Hektaş'a birazdan bakacağım. İlk önce Akfen, Kızılbük'e bakmam lazım. Bu Akfen, Kızılbük YouTube üzerinden gelen hisse senetleriydi. O arkadaşları çok beklettik. Hektaş'a, Akfen ve Kızılbük'ten sonra Hektaş'a bakacağım. Akfen'i de konuşmuşuz. Kademelerini belirlemişiz. Hatta şu anlık 5 lira 37 kuruş kademesinde bir yatay hareket yapmış ve buranın kırılımı bugünlük gelmiş. Ama önemli olarak, şimdi Sadık sıfırdan temel olarak nasıl öğreniriz dediğin, YouTube'da eğitim videoları var. Ama benim tavsiyem, sıfırdan öğrenmek istiyorsan grafiklerin içinde biraz boğulman lazım. Kademeler destekten neye göre belirlenir? Bunları izlemen gerekiyor. En önemlisi de mutlaka para kaybetmen gerekiyor. Çünkü para kaybettikçe insan işin ciddiyetinin farkına varıyor. Dediğimiz gibi 0.5 kademesinin kırıldığını söyleyebilmem için yarınki kapanışa bakmamız gerekiyor Akfen'de. Akfen'de şu an olumlu bir görüntü var. Düzeltme hareketi bitti gibi görünüyor. Fakat dediğimiz gibi şu an daha hala destek seviyesinde. Akfen'den sonra neye bakacağım demiştim. Kızılbük'e bakacağım. Kızılbük'e bakacağım. Ondan sonra Hektaş'a bakacağım. Heh, Kızılbük'ü zaten konuşuyorduk. Hatta dibin dibinde demiştik. Tekrardan söyleyelim. Ama Kızılbük hareketlerinde ilk başta 31 TL'nin kırılmasını bekliyorduk. Şimdi düzeltme hareketi artık bitti olarak söyleyebiliriz. Fakat sert hareketler Kızılbük tarafında gelmiyor henüz. Kızılbük tarafında sert hareketler gelebilmesi için bu sağlam düşüşlerden artık tamamen kurtulduğunu, yatırımcısına güven vermesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi sert düşüşler sert olurken yükselişler adım adım, kademe kademe oluyor. Bu kademe kademe yükselişlerde 31 TL ilk direnç seviyesi olacaktır Kızılbük için. Hektaş dedik. Hektaş zaten benim listemde olan bir hisse senedi. Hektaş için de biz ne diyorduk? Düzeltmeyi en kral gibi kral yapan hisse senediydi. İki kademe belirlemiştik. Bir tane yatırımcısı için, bir tane fırsat noktası için. Fırsat noktası olarak bekledim. 30-31 TL aralığı gelmedi. Bir iğne hareketi geldi. Fakat onda da bakın görüyorsunuz değil mi? Bir iğne hareketi geldi. Onda da ben kaçırdım. O yüzden sadece Hektaş'ı yorumlamak kaldı bana. 10-11 gün boyunca yatay hareketini yaptı. Biz yüz toparlayınca Hektaş'la toparladı. 40 TL'lik ilk direnç seviyesine 2 tane iğne attı. Ama buranın direnç olduğunu artık net bir şekilde görüyoruz. Önemli olan 40 TL'nin üstte günlük kapanış. Bir sonraki gün başlangıçta da 40 TL'nin altına düşmemesi gerekiyor. Düşerse hala 30-31 TL kendini destek seviyesi olarak koruyor Hektaş'ta. Listeden almaya devam ediyorum. Bakın yayının başında belirlediğim liste. Armada istenmiş. Armada'dan devam ediyorum. Yeni hisse senedi verecek arkadaşlar için şu listenin bitmesi gerekiyor mutlaka arkadaşlar. Şu koza altına ben bir artı koyayım. Türk Hava Yolları'na artı koyayım. Artı enter. Artı enter. Artı enter. Bunları YouTube'a ekleyeceğim çünkü. Şimdi devam ediyoruz. Hektaş'ı geçtik. Armada dedik. Armada. Çok güzel, mouse kaybettik. Listeyi göstersene demiş. Hemen gösterelim Şeyh Musa. Bak liste bu şekilde. Şu an herkes listeye bir baksın. Bazı arkadaşlar listede olan şeyleri istiyor. Mesela Ender kontrol matı istemişsin değil mi? Kontrol matıya ne kadar var daha? Şu an neredeyiz? Armada'dayız değil mi? 13. sıradayız. Kontrol metrik nerede? 19. sırada. 6 tane hisse senedi var. Şu an bakıyoruz, devam ediyoruz.
Petkim'e bak, Petkim'e bakmışım. 2-3 hisse senedi önce Petkim'e bakmışım zaten. O yüzden Armada'dan devam ediyorum. Ya şimdi TikTok'taki yayını telefondan yaptığım için listeyi sürekli Oç ben sattım çıktı Armada demiş. Sağlık olsun be. Olur. Sattıysam o zaman düzeltme yapan hisse senedinden değerlendir arkadaş. Bakın YouTube'dan izlerseniz liste sürekli YouTube'daki yayında ekranda. Ama telefonda olduğu için TikTok'taki yayında sürekli ekranda tutamıyorum listeyi. Bir yandan da YouTube'dan takip edebilirsiniz listenin son durumunu görebilmek için. Armada'dan devam ediyoruz. Armada'yı daha önce değerlendirmemişiz. Bir bakalım güzel düzeltme hareketleri yapmış. Bu mutlaka aylıkta da kendini göstermiştir diyecektim. Henüz göstermemiş. Aylıkta bir düzeltme hareketi. Yani Armada'yı sattığın için bence pişman olmana pek de gerek yok. Ben sana söyleyeyim aylıkta sağlam bir düzeltme gelir. O zaman da iyi ki satmışım diyeceksin. Çünkü aylıkta daha dişe dokunur bir düzeltmesi yok. Şimdi bir tepe bir dip gördük. Şöyle iki noktayı çizdik. Günlükte çalışmış mı ona bakacağım. Bakın kademelere tek tek bakıyoruz. Bakın burası yani 121 TL çok güzel bir destek seviyesi olarak çalışmış. Bu kademe direnç olarak çalışmış. Bir daha direnç çalışmış. Destek çalışmış. Destek çalışmış. Destek çalışmış. Yani bu hisse senedi için güzel değerlendirilebilir. Şimdi tam da zaten destek noktasıymış. Burası destek noktası olarak çalıştıktan sonra 2 gün üst üste pozitif kapatmış. 127 TL önündeki direnç seviyesi. Artık burada Armada'da patron hırsız. Bak mesela Ahmet Özel demiş ki Armada'da patron hırsız. Bunu bir temel haber akışı, bunu anca Armada'yı takip eden insanlar bilebilir. Veya borsayı çok sıkı takip eden insanlar. Dediğimiz gibi 227 TL Armada için önündeki direnç seviyesi bir ihtimal buralara tekrardan bir iğne hareketi yapabilir Armada. Listenin devamına bakalım. Bakın listem burada. Bundan sonra listeyi siz de görün diye ekrana veriyorum. Asus'u gelmiş listede. Asus'a bakacağız. Bu arada yayında 110 kişi var arkadaşlar ama beğeni 15K'da kalmış. Şu ekrana bir beğenileri atalım. Bir yayını bir paylaşalım arkadaşlar. Dediğim gibi listenin üstüne çıkmak istiyorsanız hediye atabilirsiniz. Attığınız hediyelerde de listenin üst sıralarına çıkabilirsin. Ahmet bu arada teşekkür ederim hediyen için. Şimdi Anadolu İstitüsü'yü de konuşmuştuk. Hatta Anadolu İstitüsü'de bir kanal seviyesi vermiştik. Bu kanalın kırılımını geldiğini ve destek seviyesinde hareket ettiğini söylemiştik. Eğer ki bu destek seviyesi korunamazsa ve kırılmış da hatta 194 TL civarına bir iğne hareketi gelebilir. Burası da Anadolu İstitüsü'de değerlendirilebilecek birinci kademe nokta olarak söylemiştik. Ve Anadolu İstitüsü bu kanal aralığında ve bu destek seviyesinin hareketini sürdürmeye devam ediyor. Önünde göreceği direnç seviyesi olarak da 292,6 TL'yi söyleyebiliriz Anadolu İstitüsü. Bir sonraki hisse senedine bakıyoruz hemen listeden. Neymiş? Huner. Bayağı bir arkadaş Huner'i istiyordu. Adem merhaba. Tamam listenin sonuna ekleriz onu da. Şimdi çok güzel bir düzeltme hareketi yapmış tam olarak bu kademede. Ben 9 lira civarına bekliyordum bu hareketi. Bu hareket 9 TL civarına gelmeden bir önceki destek seviyesi olan 10.94'ten güzel bir dönüş hareketi yapmış. Bu güzel dönüş hareketinden sonra bunun düzeltmesini bittiğini söyleyebilir miyiz? Bence çok daha söyleyebiliriz. İlk kırması gereken hedef 16 TL. Çünkü daha önce denemiş, kıramamış. Oraya 3'e iğne atmış. Şimdi de 16 TL'ye çok yaklaşmış. Bir sonraki kademeyi söyleyebilmem için ilk önce şu 16 TL'nin kırılımı ve bunun üstünde bir günlük açılış beklememiz gerekiyor Huner için. Hemen listeye devam ediyoruz. Bakın kafe in. Hemen bakalım kafe in. Kafe in'e bakıyoruz. Ömer onu en sona ekledim ya. Atıyorsun ama şimdi arkadaşım bir tane hisse senedini inceledik. Bir tanesi daha incelemek için ilk önce biraz süre var.
Bu arada YouTube'da canlı yayındayız arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar listeyi canlı olarak görmek istiyorsa, şu an nerede bu adam, bir sonrakinde ne inceleyecek görmek istiyorsanız şuradan benim YouTube kanalımdan videoyu izlerseniz canlı yayında görüyorsunuz listenin devamını. Bu arada YouTube kanalıma da abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Bakın henüz abone sayım beklediğimiz seviyelerde değil. Tabii kanal yeni bir kanal. Daha bir ay dolmadı kanalda. Şu an abone sayımız 342. Biz bu kanalda ne yapıyoruz? Bu siz ilk öncelikle kendi hisse senetlerim. Yani kendi portföyüm var. Sasa, Jansa, TSK, Hektaş ve birkaç tane daha hisse senedi. Mesela İş Bankası. Bunlar için ben her gün video atıyorum. Bunları takip eden arkadaşlar için bence benimle beraber takip edebilirler. Ek olarak ne yapıyoruz? Mesela bu YouTube'da sizin istediğiniz hisse senetlerinin listesini yapıyorum ya. Sonra bunları değerlendirdikten sonra hemen arkasına YouTube atıyorum. Mesela dünkü canlı yayını atmışım buraya. Demişim ki arkadaşım kaçırdıysan hemen canlı yayına gel. Canlı yayının tekrarını izle. Üstüne üstlük. Mesela herkesin istediği hisse senetleri var. Neler var mesela? Ne bileyim Euren, Zoren, Eczacıbaşı. Bunları da canlı yayından kesit olarak alıp kısa bir şekilde atıyorum. Sadece bunu takip eden arkadaşlar da buradan izleyebilirler. Mesela Jansı alınır mı demiş. Ben Jansı için çok güzel bir destek seviyesi verdim. Dünkü videoda mutlaka dünkü videoyu izlemeni tavsiye ederim. Dünkü video nerede? Bak burada. 12-12-2022. Jant sayı yeşil demişim. Acaba neden yeşil demişim? Ama bugün almışsın. Hayırlı uğurlu olsun. Yani YouTube'da izlenmelerimiz yavaş yavaş toparlıyor ya kendine. Neyse. Reklamın kralını yaptık galiba bu sefer. Evren zarar ettirdi abi. Evren'e bakalım o zaman senin için. Neden zarar ettirmiş? Kaçtan aldın? Çok merak ediyorum. Çünkü çoğu hisse senedine tepe diyorum. Çünkü BIST 100 şişti. Bak mesela kim var? Ersin Taşkıran. Petkim demiş. Listeye gel abi. Bak Petkim'i ben T yayının ortasında incelemişim değil mi? Yani ortasında incelemişim. Tekrardan dönmenin bir mantığı yok. Canlı yayın tekrarını YouTube'dan izleyebilirsin. Hemen akşam 11-12 gibi atmış olurum. Ya da yarın sabah erkenden izlersin. Yine bir şey kaçırmamış olursun. Çünkü daha borsa açılmamış olur. Kafeini daha önce incelememişiz. Hemen aylık grafiğine bakalım. Aylıkta düzeltme hareketi yapmış. Şimdi konuşmamız çok daha mantıklı olacak bu hisse senedi. Nerede? Hemen bakalım. Bir dip noktası. Tepe noktası bu tepeye ait düzeltmenin bitiş noktası. Her seferinde aynı şeyleri söylüyorum. Bunu siz de uygulayabilirsiniz. Bakalım ne demişiz? Grafik çalışmış mı? Şimdi grafik çalışmışmışmış. Yani tam çalışmamışmış da çalışmışmışmış gibi. Burada güzel bir kademi direnç olarak çalışmış. Direnç olarak çalışmış. Direnç olarak çalışmış. Sonunda direnci kırmış. Ve direnç kırılır kırılmaz bir sonraki kademeye atıp retest işlemi yapmış. 30 TL'de güzel bir retest işlemi olarak kalmış. Şimdi son 2 günü de güzel kapanışlarla kapatmış. Bence yarın göreceği seviye 34 TL civarı. 34 TL civarından sonra tekrardan düzeltme yapmadan 39 TL'yi görebilir. Ama burada düzeltme yapsa yapsa da 34 TL en fazla retest işlemi olur diye düşünüyorum. Tabii bu düşüncemi BIST 100'ün de desteklemesi lazım. Özgür hoş geldin. Sana da hayırlı akşamlar. Kafein de bu şekildeydi. Listeye devam ediyoruz arkadaşlar. Işıklar enerji. Işıklar enerji. Işıklar enerjide çok güzel bir düzeltme hareketi yapmış. Bu düzeltme hareketinde çok güzel bir kademeden dönüş yapmış. Biz her zaman ölücü sıfırdan giriş yapacak insanlar olarak ne belirlemişim? İki kademe belirlemişim. Bu sert yükselişten sonra 1,5 TL'de gevşeme olabilir demişim. Fakat bir önceki kademede yani 2 TL'de çok güzel bir dönüş hareketi gelmiş. Yani şu grafiğin incelenebileceğini düşünebiliriz. Buradan sonra kırması gereken nokta 2,35 TL ışıklar enerji için. 2,35 TL'den sonra bir sonraki kademi 3,5 olarak görmüşüz ama yani buralara gelmeden önce mutlaka bir retest işlemi gelebilir. Yani retest dediğim 2,35'in sert kırılımı. Abdullah hoş geldin. Teşekkür ederim.
2.35'in sert kırılımından sonra buraya bir retest işlemi. Retest işleminden sonra artık 3.37'ye doğru hareket edebilir. Işıklar, enerji içinde yorumumuz bu şekildeydi. Arkadaşlar şu yayını biraz beğenebilir miyiz? Hala beğenilerde çok gerideyiz. Hemen listeyi açacağım. Şöyle siz beğenene kadar bir listeyi gösterelim. Şu an neredeyiz? Işıklar enerjideyiz arkadaşlar. Işıklar enerji bitti. Smart G. Smart G. Yayını beğenelim arkadaşlar. Şu an Smart G'deyiz. Sonra Kontrol Matik var. Bu iki hisse senedi zaten çok 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 isteniyor. Beğenen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Listeyi herkes özümsediğine göre devam edeceğim. Bu arada YouTube'da canlı yayındayız. Mesela Özcan ne demiş? Borusan'a bakabilir misin? Hemen listenin sonunda Borusan'ı eklerim. O yüzden YouTube'dan istemiş Borusan'ı. Bir de Pank gelmiş. Pank ile Borusan'ı da ekleyeyim listenin sonuna. Hatta sizlerin gözünün önüne ekleyeyim. Bu arada YouTube kanalımda Teknik Potansiyel. Oradan beni takip edebilirsiniz. YouTube'da da şu an 14 kişi canlı yayında bizi izliyor arkadaşlar. Hemen hisse senedimize gelelim. Borusan ve Pank'te de ekleyelim. Borusan ve Pank listemize eklendi arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Liste benimsendi. Biz nerede kalmıştık? Smart G. İyi hatırlattın. KRPLS'yi de ekleyecektin dendi. KRPLS. Ekledim. Smart. Şimdi. Bir beğenileri arka arkaya alalım mı arkadaşlar? 21K çok az kaldı. Teşekkür ediyorum beğenen herkese. Şimdi Smart G için çok güzel bir destek seviyesi vermişiz. Tam olarak da o destek seviyesi kanalında hareketini sürdürüyor. Buranın sert kırılımıyla sert düzeltme gelebilir. Ama şu anlık aşağı yönlü bir ufak bir trend oluşturmuş gördüğünüz gibi. Görmüyorsunuz ki ekranı. Aşağı şöyle tekrardan gösterelim. Tekrardan konuşalım. Smart G için 111 TL'lik bir destek seviyesi belirlemişiz ve buraya bir kanal hareketi yapacak gibi görünüyor. Kendine de güzel bir düşüş trendi yapmış. Şimdi bunun nesi güzel diyeceksiniz. Yeni alıcılar için fırsatlar yaratıyor. İki kademe belirlemişiz. 111 TL. Diğer kademe bence burası ölücüler için belirlemişim. Hatta ölücülerden kastım kendim için. Kendim için belirlemişim. Benim için sıfırdan girip yüklü giriş yapacağım nokta 76 TL civarı. Aslında takip edilmesi faydalı smart güneş enerjisi için. Tabi temel haber akışı var mı yok mu onları şu anlık incelemiyorum. Smart'ı da inceledik. Bir sonraki hisse senedimiz o herkesin takip ettiği Kontrol Matik. Yani Kontrol Matik de bir anda ünlendi. Hatta Kontrol Matik'in önemli bir haber akışı vardı. Benim bildiğim kadarıyla Amerika'da bir işlemci firmasıyla beraber ortaklık kurup yatırım yapıyordu. Unutmayın, her zaman kazandıran hisseler, yani daha doğrusu yatırım yapacağınız hisselerin sahiplerinin de yatırım yapmayı seven insanlar olması lazım. Yani patron kendini düşünüyorsa yatırımcısı patronu düşünmemeli ki öyle de oluyor genellikle borsa tarafında. Hatta bu olaylar genellikle kripto tarafında da bu şekilde yönetiliyor. Şimdi Kontrol Matik'te ne demişiz? Önemli bir direnç ve destek seviyesi olan 184 TL içine gelmiş. Şimdi burası Kontrol Matik. İlk başta destek belirlemişiz. 132.7 TL tam olarak buraya bir iğne hareketinden sonra bir sonraki direnç seviyesi olan 184 TL hareketini yapmış. Hatta bugün de bu kanal içinde günü kapatmış. Gün içindeki hareketine hep beraber bakalım. Bakın gördüğünüz gibi bir kırılım geldikten sonra retest işlemi görmüş.
Yani gün içinde kendi arasında bir retest yapmış. Ama önemli olan yarınki kapanış ve sonraki günkü kapanış olarak söyleyebilirim. Buradaki yarın güzel bir düzeltme ile 231 TL'leri yakın zamanda görebiliriz Kontrolmatik'te. Ama buranın kırılması durumunda da aşağı doğru, özür diliyorum herkese. Aşağı doğru gevşeme hareketleri gelip 132 TL'lere bir hareket olabilir. Geyik psikolojisi, yaptığın yorum için çok teşekkür ederim. Yani tabi başkalarına bir şey diyemiyorum ama bence işin ucunda para var. İşin ucunda para varsa mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Biliyorsunuz ki paranın en çok değerli olduğu zamanlardayız. Hani ne kadar paramız değersizleşse de o değersiz paraya ulaşabilmek için gerçekten insanlar çok çalışıyor şu dönemde. O yüzden kaybettiğiniz her bir kuruşu çok iyi analiz ederek kaybedin en azından. Ama inşallah herkes istediği paraları kazanır. Ahmet, çok teşekkür ederim güzel yorumlar için. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İşte bu yorumlar gelince insan gerçekten çok mutlu oluyor. Şimdi kontrol matiğe baktık. Konseye bir bakalım. Ömer, bu arada burada mısın? WhatsApp'tan bir nokta işareti at bakayım bana. Şimdi 10 bin zaten çok düşük bir bütçe. Borsa için bahsediyorum. 7 farklı hisse yaparak da bence 10 bini güzel korumuşsun. Sadece takibin biraz zorlaşacak. Ben mesela maksimum 4 yatırım aracıyla bırakıyorum. Çünkü bir yerden sonra takip edemiyorsun. Genelde de 4 yatırım aracı kullanırım ben. 4'ün üstüne çıkmamaya çalışırım. Ama hiçbir zaman da teke girmezsin. Bence mantıklı bir hareket yapmışsın. Kontrol matiğe baktık. Bir sonraki hisse senedi Konse demişiz. Hemen listeden aldık. Konse'yi devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Konse Stas. Evet. Konsesi daha önce incelemişiz. Hatta bir destek seviyesi vermişiz. 9 lira 30 kuruş. 9 lira 2 günde 440 TL kazandım. İnşallah doğalgazı çıkarırım demişsin. İnşallah çıkarırsın. Bakın, tam olarak oraya bir iğne hareketi. Bir destek noktası belirlemişiz. Buradan dönebilirizse demişiz. İğne hareketi geldikten sonra bir kırılım gelmiş. Bir sonraki direnç seviyesi 12 TL'de düzeltmeye başlamış gün içinde. Günlükte nasıl yapmış bu hareketleri inceleyelim. Henüz günlükte de yükselişine devam ediyor. Şimdi bak, gördüğün gibi burada 12 TL'yi kırmaya çalışmış, kıramamış. Yani bu seviyenin henüz senin için çok kuvvetli bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. Yarın düşer çıkar bilemeyiz ama önemli olan 12 TL'nin kırılması, direnç seviyen senin. Destek noktansa hala 9 lira 30 kuruş olarak kendini koruyor. Bu 9 lira 30 kuruş desteğini ne zaman bırakırız biliyor musun? 12 TL'nin sert kırılımıyla beraber. Kademeleri zaten sen de görüyorsun. Kademelerini sayacak olursak 14,5, 12, 10,5. Sıralama bu şekilde. Evet. Devam ediyoruz. Listeye bakıyoruz. Karde 1D. Yayının başında incelemiştik. Bunu başa almıştım hatta. Beyazı sormuşlar arkadaşa. Beyaz ile devam ediyoruz. Beyaz. Arkadaşlar sabredin. Alacağım hisse senetlerinizi. Herkesten çok 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 özür diliyorum. Bir sürü hisse senedi söylüyorsunuz. Bakamıyorum ama dediğim gibi daha yayının başında bir kere bakın 27 tane hisse senedi almışım. Henüz onu bitirmeyi bekliyorum. Şu 27 hisse senedini bırakayım. Tekrardan arka arkaya 10 tane hisse senedi alacağım. Tamam mı? Bakın listem burada. Listeyi her an görmek istiyorsanız da açıyorsun abi, YouTube'dan da şu an aynı anda canlı yayındayım. Ve YouTube'da da gördüğün gibi listem her zaman ekranda. Tamam? Çok özür diliyorum arkadaşlar. Yetişmeye çalıştığım kadar yetişiyorum her akşam. Beyaza bakalım. Aylık grafiğine bakalım. Daha önce incelemediğimiz bir hisse senedi. Şimdi
Aylık grafiğinde çok güzel bir düzeltme hareketi var. Bu tarafı göz ardı ediyorum. Allah bilir burada ne oldu. Şimdi bir dip gördüm. Bir tepe gördüm. Buna ait bir dip noktası gördüm. Doğru muyum? Doğruyum. Günlük hareketime bakıyorum. Günlükte bu çizdiğim çalışmış mı ona bakıyorum arkadaşlar. Çünkü günlükte bu çizdiğim çalışmamışsa günlük grafikte yorum yapmanın bir mantığı yok. Şimdi gördüğünüz gibi bu kademe direnç olarak çalışmış. Bu kademe direnç olarak çalışmış. Bu kademe ise bakın bu kademe çok önemli. Neden? Hem destek olarak çalışmış hem direnç olarak çalışmış. Tamam mı? Hem destek hem direnç çalışmış. Sonra yine burası da 3 kere çalışmış direnç olarak. 1, 2, 3 hareket. Ve en son olarak 90, 19 lira 71 kuruşluk direnç seviyesine ulaşmış. Burada bir düzeltmeye gitmiş. 17 TL senin için. Bak zaten hareketini yapmış ama yalandan işaretimizi koyalım ki bir sonraki yayınlarda hatırlayalım. 17 TL kuvvetli bir destekken 19.70 kuvvetli bir direnç. Şu anki görüntü bu direnç seviyesini kıracak gibi görünüyor. Ama yakından takip etmen gerekiyor. Fiyat oynaklığı yüksek oluyor bu hisse senedinde. Yani haftalık günlük yatırımcılar için güzel karlar bırakabilecek hisse senetlerinden biri bu. Ama uzun dönem yatırım yapacaksan şu an düzeltme hareketini yapmış gibi görünüyor. Fakat tabii borsanın ne olacağı belli olmuyor. Yakın takip her zaman gerekiyor. Neyi inceledik biz şu an? Beyaz filo oto kiralamayı inceledik arkadaşlar. Şimdi listemize dönüyoruz. Kare. Kar ye. Kareyi de incelemişiz. Çok güzel. Hemen günlük grafiğinde dediğimiz noktalara bakalım. Bu düzeltme hareketinden sonra demişiz ki bu bir retest işlemi. Bu retest işleminin kırılmasından sonra 19,5 TL'ye bir gevşeme hareketi gelebilir. 19,5 TL yatırımcısı için güvenli nokta demişim. Güzel bir şey olmuş. Retest işlemi olumlu olmuş. Direkt bu kademeden yükselişe başlamış günlükte. Artık 40 TL'lik daha önce kıramadığı direnç seviyesini kırma vakti gelmiş. Kartal yenilenebilir enerji sistemleri için. Şu an senin için bir kere denediğinden dolayı 33 TL önemli bir destek seviyesi. Benim gibi ölücülerin de girebileceği seviye artık ortadan kalkmış bulunuyor ve bu seviyeyi artık silebiliriz. Yeni ölücü noktamızsa burada görmüş olduğumuz 29,5 TL seviyesi. Evet, biz anlatırken yoruluyoruz ama siz beğenirken yorulmuyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beğenen arkadaşlara. Şu beğenileri bir arttıralım. Bir 50K'yı görelim bu canlı yayında ya. Lütfen arkadaşlar, bu canlı yayında bir 50K'yı görelim. Smart G'ye Ali yeni baktım. Bak Smart G'ye hatta baktığımı artık kanıtlayabiliyorum. Nasıl? Aynen böyle. Daha yeni baktım. Gördüğün gibi liste var. Smart G'ye geçti. Çok az kaldı. Şu liste bitsin, yeni hisse senetleri alacağım. Aa, bozuyordu kazdı. Şimdi kariye bitti. Türkiye ilaca bakalım. Özür diliyorum. Beğenen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bakın YouTube'da da aynı anda canlı yayındayız arkadaşlar. YouTube kanalım var. Bu kanalda hem sizden gelen hisse senetlerinde en çok istenenleri listeme ekliyorum. Hem de günlük olarak kendi portföyümü yaptığı hareketleri gördüğünüz gibi paylaşıyorum. Aynı zamanda genel olarak da endeks hakkında yani BIST 100 hakkında bilgiler veriyorum. Teknik Potansiyel adıyla beni YouTube'da bulabilirsiniz. Abone olmayı mutlaka unutmayın. Şu an abone sayım gerçekten çok düşük bana göre. 348 abonemiz var. Abone olup beni takip etmeyi unutmayın YouTube üzerinde. Evet. Türkiye ilacı da biz takip ediyoruz. Dibinden yeni hareketini yapmıştı. Biliyorsunuz pandemi döneminde bir hype yapmıştı hisse senedi. Çoğu kişi tavanda kaldı. Yatırımcılar pandeminin bittiğini ve sağlık sektöründen uzaklaşması gerektiğini düşünüp
Arda satışlar yiyerek artık dibini görmüştü bu hisse senedi 8 lira olarak. Sonra dedik ki bizim Türkiye ilaçta güzel bir yükseliş hareketi başladı. Burada göreceğimiz seviyeler 15 TL olarak görebiliriz demiştik ve oraya çok yaklaştı Türkiye ilaç, ama şuranın ilk önce günlükte bir kırıldığını görüp tekrardan grafiğimizi güncellememiz gerekiyor. Henüz direnç seviyesi olan 15 TL kırıldı mı gelmedi. Türkiye ilaca da baktık. Kim hediye atmış bu arada? Bir yandan da hediyelere bakmaya çalışıyorum da kaçırıyorum arada. Kaçırdığım arkadaşlardan çok özür dilerim. Özgür hediyeler yollamış. Çok 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 teşekkür ederim. Hadi Özgür, hediye yolladığın için hisse senedine bir bakalım. Evren. Yo Abdullah, hediye atanları öncelik tanıyorum hala. Hediye yolladığını da görmemiş olabilirim. Şimdi çoğu zaman analize baktığım için ekrandan kaçıyorum. Kaçırıyorum. İstersen hisse senedini söyle. Hediye attığın için seninkine de bir bakalım. Of 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 of. Evren'e ne olmuş böyle? 3,75 TL'lik bir satış imiş. Patron hediyeler atıyor. Patron acaba ne istedi? 12 adet jeton atmış. Ben de görmedim. Söyle hemen bakalım seninkine de. Patronunkine de bakalım. Şimdi bakın, Euren içinde bir kanal hareketi belirlemiştik. Bu kanal hareketinde devam ediyor. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Hatta ufacık bir, bakın, gizli saklı bir destek noktası belirlemişim. Nerede? 16.48. Şu anda da bu destek noktasında günü kapatmış. Bakalım. Euren için ilk kırması gereken 17.61'de burada bir ayrışma olmuştu. Patron Dokta istiyor. Doktaya bakalım. Aha, Ayen enerjiyi sormuş Abdullah da. O zaman Dokta ve Ayen'e bakacağız. İki arkadaş da hediye yollamış. Şimdi arkadaşlarımıza ayıp olmasın. Dediğim gibi daha 17.60'lık direnç seviyesine hareket bekliyorum. Şu an aşağı yukarı kanal hareketleri yapıyor. Burada bir temel haber akışından kaynaklı bir düzeltme yaşamıştı Euren. Dokta. Dokta ve Ayen. Dokta ve Ayen. Dokta ve Ayen. Unutmayalım. O Ömer, sen yaşıyor musun ya? Of 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 of. Çok güzel bir grafik değil mi ya? Çok güzel bir hareket ya. Ben bu doktayı YouTube'a da atarım. Hatta ben doktayı listeme ekleyeyim. Yanına da güzel bir artı işareti koyayım. Çünkü güzel analiz geliyor gençler. Doktanın belki şeyine bile bakılabilir. Temel haber akışına bile bakılabilir de. Çok bekleyen arkadaş var. Bakın. Dalga mı geçiyorum benle diye diyen olacaktır yatırımcısı. Doktanın yatırımcısı şu an benle dalga mı geçiyorum, para kaybediyorum diyen olabilir, ama ben şu an doktanın yatırımcısı değilim. Ben neyim biliyor musun? Simsarım şu an dokta için. Hemen Fibonacci seviyelerimizi belirleyelim. Şurada bir dip, bir yukarı. Bak, sana hedef söylemeyeceğim. Ha, ya patron, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ağzının tadını biliyorsun. Bak, yatırımcı dediğim böyle olur. Tepeden almayacaksın arkadaş. Böyle düzeltmeyi yakalayacaksın, alacaksın. Ama bak, alacaksın diyorum, ama şimdi gidip çat diye doktaya yapışırsın. Ne olur biliyor musun? Kırmızı 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 devam eder. Biz ne bekleriz? Ben bu doktayı, tamam mı, şöyle yapıyorum. YouTube'da kendi listeme de eklerim. Hemen konuşalım. Bu grafik önce çalışmış mı, ona bakalım. Bak, kademeye bak. Kademenin güzelliğine bak. Şöyle göstereyim. Burada bir destek çalışmış. Bir üst kademe destek çalışmış. Bir üst kademe destek çalışmış. Sonra geri dönüşe bakalım. Bu kademe destek çalışmış. Bu desteğin kırıl, bu kademe destek değil. Bu kademe ne çalışmış biliyor musun? Retest. Bak, retest olarak çalışmış. Çok güzel dokta. Hani diyorum ya, retestten dönmezse ne olur? Retestten dönmezse aynen bu olur. Bak, sert kırılım. Retest işlemi 1, 2, 3, 4 kere denemiş. Ne yapalım, ayıp olmasın, düşelim bari deyip çat 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 kırmızı mumlar arka arkaya gelmiş. Şimdi doktanın arkasında temel haber akışı var mı yok mu bilmiyorum. Ben buraya yatırımcı olacağım zaman zaten doktanın kap bildirimlerini mutlaka takip ederim, haberlerini okurum.
Şu an haberler ve kap bildirimleri dışında konuşuyorum. Doğuk da çok güzel bir düzeltme hareketi yapıyor. Şimdi 50 liralık ana benim bekleyeceğim destek noktası. Bakın şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Her zaman konuştuğum 0,5 kademesi var ya. Doğuk da için 51 liraya denk geliyor. Günü nerede kapatmış? 49,35'te. Şimdi diyeceksin ki ana kademe kırıldı. Ben derim ki sana ana kademe henüz kırılmadı. Burada doktayı kenara not alıyorum. Yarın ve sonraki günkü kapanışları beklerim. Eğer ki doktada hatta şöyle saatliğe geleceğim arkadaşlar. Bakın yeşil gibi bir şey yakaladık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yeşilde bir yakalama yaptık. 3 günde %40 mı ne bıraktı bize? 4 günde veya 3 günde %40'a yakın bir kar bıraktı. Bak şimdi. 50 liralık destek seviyesinde şu an bir dönüş hareketi sinyali vermiş. Bakın bu sinyal. Ana kademi olan hemen işaretimi koyuyorum. Şöyle. Hatta şu şekilde de bakın uzun uzun vakit ayırıyorum dokta için. Ben bu doktayı tek başına bile YouTube'a atarım. Yeşil gibi bir hareket yapıyor. Yeşili de böyle canlı yayında yakalamıştık. Hani diyorum ya sizin hisse senetlerinizi takip etmeye geliyorum. Aslında hikaye. Böyle güzel hisse senetlerini isteyen arkadaşlar oluyor. Bana da fırsat yaratıyor. Mesela ben takip etmiyordum doktayı. İlk defa sizin sayenizde gördüm. O zaman ne yapalım? Doktayı sağlam inceleyelim. Şimdi ilk konuşacağımız hareket buradaki dönüş hareketi. Saatlikte değil. Günlükte burada bir dönüş hareketi bekleyeceğiz. Kırılım mı geldi? Sonraki kademelere hep beraber yayında bakarız. 45 TL ikinci kademe, 38,5 TL ikinci kademe. Şimdi ben doktadaki dönüş hareketini görmek istiyorum. Yarınki kapanış. Şimdi bu hisse senedi yarın kapatır, öbürsü gün kapatır, 54 TL'ye falan gelir. E biz niye 50 TL'den girmedik diyecekler arkadaşlar. Önemli olan döndüğüne inanmanız. Ben şu an döndüğüne inanmadım. Bu saatlik grafik. Günlüğüne geliyorum tekrardan. Bak saatlik grafiğe göre işlem yaparsanız aynen şu fake'i yersiniz. Gösteriyorum günlüğünü. Saatlikte dönüş gördün ama günlükte henüz bir dönüş görmedin. Önemli olan bakın işaretim burada duracak. Şuradaki günlük kapanışlar. Günlük kapanışları hep beraber inceleriz. Alınır mı alınmaz mı diye soran arkadaşlar bu konuda tavsiye vermiyorum. Bakın ben bu hisse senedinin daha temel analizini yapmadım. Yani haber akışına bakmadım. Patronu nasıl birisi? Yatırım yapmayı sever mi? Bilmiyorum. Önemli olan şu an grafikte gördüğüm fırsat. Doktada analizim bu şekilde. İlk bekleyeceğimiz yayınlarda bekleyeceğimiz nokta şu. 50 TL'deki günlük dönüş hareketi. Bakalım. Hep beraber takip ederiz doktayı. Doktaya işaretimi koydum mu? Koymuşum. Devam ediyorum. Ne kadar uzun konuştum değil mi? Böyle heyecanlandıracak hisse senetleri konuşturuyor. Ayen vardı. Abdullah Bey istemişti. Özür teşekkür ediyorum. Böyle hisse senetleri konuştururuz işte arkadaşlar. Uzun uzun grafiği konuşursun. Ama bazen bir arkadaş hisse senedi veriyor. Aylık grafiğini bir açıyoruz. Tepe 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 gitmiş. Ben ne diyeyim arkadaş sana? Tepeden al mı diyeyim o hisse senedine? Mesela Yunus bize niye sıra gelmiyor demiş. Sıra gelmeme sebebi işte çok muhabbet etmem oluyor kusura bakma. Bak Ayen içinde konuşmuşuz. Ayen için ne demişiz? 38 TL birinci kademe demişiz. Tam da 38 TL'den bir dönüş hareketi gelmiş. Büyük ihtimalle demişimdir ki pazartesi salıyı görmemiz gerekiyor. Buyurun pazartesi salıdayız ve artık dönüş hareketi kendini kanıtlamış arkadaşım. Ayen de aşağı yukarı hareket olabilir ama ilk başta kıramadığı 48,5 TL'ye hareket beklerim Ayen için. Bakalım neler olacak. Göreceğiz. Sıradaki hisse senedi ne varmış? Hemen bakıyoruz. Nerede kalmıştık? Türk İlacı baktık. Bakın liste burada. Liste burada arkadaşlar. Türk İlacı baktık. Araya bağış atan Dokta girdi. Dokta heyecanlandırdı hatta bizi. Şimdi Orge'ye bakıyoruz. Orge. Ya yanlış yere aynı yere Orge yazdık ya. Bakın alın satın demiyorum. Önemli olan takip. Destek direnci göreceksin. Destekten dönüş, dirençten dönüş hareketlerine bakacaksın. Karını zararını öyle alacaksın.
Orgeye daha önce bakmış mıyız? Orgeye daha önce bakmamışım. Hemen aylık grafiğine bakıyorum. Nasıl bir hareket? Bak az önce dediğim hareket bu işte. Abdullah ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bak sürekli yükselen bir hisse senin. Arkadaş ben sana bunun tepe noktası olduğunun garantisini verebilirim. Sonra gelecek bu hisse senedi 45 TL'den dönecek atıyorum. Diyecek ki tepe demiştim. Ya niye riske giriyorsun? Bak tepe. Yani böyle yükselmiş bir hisse senedi alınır mı? He, Dokka'da bak bir tane haber akışı var. Dokka'da brüt takas yasağı gelmiş bir de. Bak bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli haber akışları. Teşekkür ederim Ahmet. Dokka'da senin yatırımın var mıydı? Yoktu. Sen girip girmemeyi kolluyordun, değil mi? O zaman Dokka'da olumlu bir haber akışı bekleyeceğiz. Değil mi? Sasa'da yaptığımız işin aynısı. Sasa'da ne dedik? 100-120 TL arasına düşerse ne derim? Ben değerlendiririm ama iki kademe bekliyordum. 100-120 TL arasında bir dönüş bekliyordum. Bir de olumlu haber akışı bekliyordum. İkisi de arka arkaya geldi. Ben ne yaptım? 120 TL, 120 TL'den giriş yaptım Sasa'ya. Dokta da öyle olacak. Dönüş hareketini göreceğiz. Olumlu bir haber akışı göreceğiz. Şimdi Orge bu şekilde aylık grafiğine baktık. Herhangi bir yorum yapmadım. Günlüğüne geldik. Günlükte de ufak bir düzeltme hareketi yapmış. Günlük analizini yapalım. Bir dip gördük. Nerede? Şurada bir dip gördüm. Şurada bir tepe gördüm. Buna ait bir dip gördüm. Yani düzeltme gelecektir bu hisse senedinde ya. Ama şöyle söyleyeyim. Daha önce kıramadığı o 20 TL var ya. Oraya çok yaklaşmış. Şimdi bu pardon 30 TL. 20 TL değil. Önümüz seçim, iletişim firmaları dikkat çeker. Altına imzamı atarım Özgür. 30 TL'yi bir kırmasını bekleriz arkadaşım. Ama aylıkta hala düzeltme yapmamış bir hisse senedi. Dikkat etmeni öneririm. Yani senin için şu an dirençlerden ziyade takip etmen gereken destek seviyeleri var. Sürekli yükselen hisse senedinde yatırımın varsa dirençleri takma. Ne kadar kazanırsan kârdır. Of 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 of. Ahmet çok güzel bilgiler veriyorsun ya. Çok güzel bilgiler veriyorsun. Teşekkür ederim. 23 TL önemli bir destek noktan. İlk öncelikle bu destek noktasının kırılmaması gerekiyor. Kırılırsa eğer tekrardan konuşuruz. Dirençler ekranda görüyorsun ama bu dirençlere pek takılma. Huner'e baktık. Bak Huner listem de vardı. Nerede listem? Burada. Görüyorsun değil mi? Huner T nerede kalmış? Yayın tekrarını YouTube'dan izleyebilirsin. Teknik Potansiyel adında YouTube kanalım var. Bu yayının tekrarı YouTube'da olacak. Bir saat sonra izleyebilirsin arkadaşım. Tekrardan listeme geri döndüm. Borusan. Borusan YouTube'dan da isteniyordu. YouTube burada mı hala? Bak, Borusan'a bakar mısın? Borusan'a bakar mısın? Özcan şu an Borusan'dayız. Hadi bakalım. Doğru ya. Borusan yatırım mıydı? Borusan sanayi miydi? Şimdi onun cevabını senden bekleyemeyeceğim. Borusan yatırımla devam ediyorum. Borusan yatırımda zaten benim şeyim vardı. Grafiğim vardı. Bir de bence beni takip ediyorsan büyük ihtimalle bu hisse senedidir. Ne demişiz Borusan'da? Destek seviyesi şey dedi. Destek seviyesini 1080 belirlemişiz. 2 gün üst üste destek seviyesinin üstünü de kapatmış. Yani tehlikeli bölgeden uzaklaşmış Borusan. Borusan için hedefimiz artık 1413 TL'ye bir iğne hareketi. Bakın kırılım demiyorum. Sakince bir yükseliş. Bu yükselişle beraber bir iğne hareketi 14,3 TL direnç seviyesi olarak söyleyebilirim. Altını soranlar var. Yani emtia soranlar varsa inceleyebiliriz. Pengt. Bu Pengt de YouTube'dan gelen bir hisse senediydi. Bu arada şu YouTube kanalımı biraz beğenelim arkadaşlar. Abone alalım. Bakın şu an abone sayımızı tekrardan yeniliyoruz. 350 abonemiz var. Bu YouTube kanalını abone olarak benim günlük analizlerimi ve sizden gelen analizleri izleyebilirsiniz. Ek olarak mesela atıyorum az önce arkadaş Huner'i istedi. Huner'i kaçırdın dedim. Ama Huner'in bugünkü analizini istiyorsan canlı yayın tekrarını yayın biter bitmez zaten atıyorum 1-2 saat içinde YouTube kanalımda olur. O şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar.
Devam ediyoruz. Pengt. Pengt'te bir analizimiz yok. Hemen bakıyoruz aylık grafiğine. Aylık grafiğinde de bir düzeltme yapmış. Fakat ondan sonra aylarca yükselen bir trend oluşturmuş. Yani sıfırdan girecek arkadaşın tabii ki burada bir düzeltme beklemesi lazım. Bakın şu şekilde aylarca yükselen hisse senedine ne oluyor biliyor musun? Adam grafiği açıyor. Aha buradan girmeliyim diyor. Giriyor. Hop sonra bununla karşılaşıyor. Şurada kaybettiği değere bakalım mı? Yani bak %50. Görüyorsun değil mi? Aylıktaki düzeltmenin acı sonu. Aylıktaki düzeltmeler böyle %50, %80'den aşağı olmaz arkadaşlar. Öyle çok kuvvetli bir hisse senedi değilse mesela Penguen Gıda. Yani konserve firması değil miydi bu? Bunun düzeltmesi böyle olur işte. Yani aylık grafiğe ben ilk başta o yüzden bakıyorum. Bakın görüyorsun değil mi? Bunun yükseltmesi de %50. Hadi diyelim ki buradan düzeltme yaptı. Atıyorum. Örnek veriyorum. %50 değer kaybetti. Bak düştüğü yeri görebiliyor musun? 100 bin lira yatırdın. 50 bin lira para gitti. Çocuğunun okul taksit parası atıyorum. Ne oldu? Gitti. Riske girmeye değer var mı? Aylıkta düzeltme yapan bir sürü hisse senedi var. Onları incele. Ama sen zaten yatırımcısısın burada. Günlükteki grafiğine bakalım. Allah bilir senin buradaki maliyetin ne kadar hiç bilmiyorum. Grafiğin çalıştığını da şu şekilde gösterebilirim. Bak görüyorsun değil mi? Kademede direnç çalışmış. Arkasında kademede destek çalışmış. Destekten güç aldıktan sonra bir retest işlemi gelmiş. Sonra bir sonraki kademeye yükseliş gelmiş. Sonra düzeltme de kademede gelmiş. Yani bu grafik bunun için çok net çalışıyor diyebilirim. Hatta yeni bakın yeni direnç kırılımı gelmiş. Şimdi gelse gelse düzeltme hareketi 8,20 TL'ye gelir günlükte. Aylıktaki dirençten daha bahsetmiyorum bile. Aylıktaki direnci çok sert olacak. Bakın şimdiden söylüyorum penguenin. Ama bu risk var diye de yatırım yapılmaz mı? Tabii ki yapılır. Dediğim gibi şu an destek seviyesinde. Bu destek seviyesi henüz kırılmış. 9 lira 68 TL bir sonraki direnci. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama dediğim gibi grafiği yakından takip etmelisin. Sürekli analiz yapmalısın. Ve bir düşüş sinyali gördüğünde çıkmalısın. Mesela ben aylıkta öyle yükseltme yapan bir hisse senedinde günlükte şu hareketi görsem karım varsa alırım, uzaklaşırım. Penguin'in sayfasını da kapatırım. Sonra bak burada uzaklaşırım dedim ya. Hani şu kayıp ne yapmış? %25 yükselmiş, 26 yükselmiş. Benim için nedir biliyor musunuz? Kardan zarardır. Hiç umurumda bile olmaz. Bak şimdi Dokka'da 48.10'dan dönmüş. Haber yok. Analizler gelmiş demiş Ahmet. Sebebi ne olabilir? Grafiğe bakan yatırımcının gözü korkmuştur. Veya kardan zararı stop etmişlerdir. Ondandır. Ama dediğim gibi dönüş hareketi gelirse yeni yapışırlar oraya. Bu şekildeydi penguen. Listenin devamına bakalım. Son iki tane hisse senedi gel. Bir tane kalmış. Doktaya baktık zaten. KRPLS. KRPL. İşbank yatırım değil mi? İşbank yüklü satış yapmış. Ya yatırım ortaklarını hiç sevmiyorum ya. İncelerken de bile irite oluyorum. Şimdi ya bu hisse senedi çok yeni ya. Ya çok yeni dediğim tamam belki nereden baksan 4 aylık bir geçmişi var hisse senedinin ya. Hani inceleyelim. İncelemeyi değilim de yapacağım yorum sağlıklı değil buradan. Ondan korkuyorum. Aylığına bakmama gerek var mı? 4 aylık 4 tane mum göreceğiz. Başka bir şey görmeyeceğiz. Şöyle günlükte bir düzeltme yapmış. Bak kademelerin de adım adım çalıştığını görüyorsun. 1, 2, 3. 3 kademede arka arkaya düzeltmede çalışmış. Buraya bir retest yaptıktan sonra yükselişe geçmiş. 12,5 TL Coroplast için ilk direnç seviyesi 9 lira 10 lira civarı da takip etmen gereken hisse senedi. Şey takip etmen gereken destek seviyesi. KRPLS de bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar listeyi bitirdik. T yayının başında açtığımız şu listeyi bitirdik. Bakın ne yapacağız biliyor musunuz?
Aynen öyle. Ercan. Yani en sağlıklı borsada zaten bu işe yarıyor. Yani borsada şey mi çizelim? Çizgiler mi çizelim? Çünkü borsa çizgileri takmaz. Giriş çıkış noktalarına bakar. Genellikle bak. Al, az önce çizdiğim Fibo. Fibonacci düzeltmesine bakıyorsun abi. Kademe kademe çalışmış değil mi? Ben yatırımcı olsam Fibonacci düzeltmelerine göre yatırımcı yaparım. O yüzden de incelemekte fayda var Ercan. Şimdi ışık plastik istemişsin. Işık plastiğe bakalım. Bak gösterelim. Neye göre ne yapıyorum? Açtım Fibo seviyelerini. Görüyorsun değil mi? Fibonacci düzeltmesi. Yani Fibonacci trademark. Doğru muyum? Fibonacci düzeltmesini ne zaman yaparım biliyor musun? Bir hisse senedi düşmeye başladıysa artık benim giriş yapacağım seviyeye bakmak için. Fibonacci düzeltmesi yaparım. Ben zaten yatırımcısıysam o hisse senedinde veya hisse senedinde bir düzeltme daha yeni bitmişse, düzeltme bitip yükselişe başladıysa ileride kendime hedef belirlemek için de trend temelli Fibonacci uzatması yaparım. Bak, bu iki Fibonacci seviyesiyle bak hiçbir şey bilme. İki tane Fibonacci seviyesi, bir tane hareketli ortalama bilsen tek başına bunlarla uzun vade yatırım yapabilirsin. Bak kısa vade değil. 5 dakikalık, 10 dakikalık yatırımlar veya 5 dakika, 10 dakika dediğim kripto için geçerli. Borsa için işte bir günlük, yarım günlük yatırımlar yapamazsın bu Fibonacci seviyeleriyle. Fibonacci seviyeleriyle uzun dönem yatırım yaparsın. Kendine giriş noktası belirlersin, kar alma noktası belirlersin. O şekilde çalışır. Yani çalıştığını bak nasıl anlatabilirim? Her grafiği yorumlarken Fibonacci seviyelerimi belirliyorum. Ona göre destek dirençlerimi söylüyorum. Bu şekilde. Arkadaşım biri Fibonacci ne demiş? Onu söyleyelim. Evet, ortalama olarak borsada 200 günlük birim kullanıyorum. 200 günlük birim. Hareketli ortalamada. Kriptoda ise 100 birim kullanırım. O birimi de 4 saatliğe alırım. Yani 100 tane 4 saatlik muma bakarım. 100 tane 4 saatlik mum ne yapar? 800 saatlik analiz yapar. Bu şekildeydi. Hani ara ara neye göre analiz yapıyorsun? Götünden mi uyduruyorsun diyorsunuz ya. İşte götümüzden uydurmadığımızın kanıtı bu. EMA. Her zaman EMA'yı kullanırım. Yani Sample Moving Average dediğimiz yani ne diyorlar onun Türkçesine? Basit o hareketli ortalama bakmıyorum. Genellikle EMA bakıyorum. Ben de çok net bir şekilde sana teşekkür ederim. Güzel muhabbet oldu. Şimdi az buçuk teknik analizden anlayan arkadaşlar için de faydalı bilgiler olmuş oldu. Arkadaşlar, neden boş yapıyorum şu an? Yoruldum. Listeyi yeni bitirdim. Azıcık bir gevşeklik yapıyorum. Tam yoruldum diyorum. Adam diyor ki, sana dinlenmek yok. Al hediye, hisse senedine bak diyor ya. Şu beğeniyi bir 40K yapalım mı? O kadar hediye attın söyle bakalım hangisiydi hisse senedi senin? Beğeniyi 40K yaparsak yeni hisse senetleri alacağım. Patron hediyeler için çok teşekkür ederim arkadaşım. Mehmet de futbol topu göndermiş. Hastasıyız. Şimdi şöyle yapalım mı? Aa yanlış yaptık. Şöyle yapacağız değil mi? Ha, patron BSCM istemiş galiba. BSCM listeyi bak listeyi gösteriyorum. BSCM'yi ekledim. Işık Plast varmış. ISKPL. ISKPL listeye ekledim.
Ama iki tane istemişsin, o olmazdı ya. Keleken. Gesan vardı denmiş. Akbank var denmiş. Ama bak Emre çok şey, Mehmet çok istiyorsun be. Kimmer. Kımmır. Hediyeler için çok çok teşekkür ediyorum patron. Odas varmış. Patron seninki BSCM miydi ya? BSCM'yi dedim. Ben şuraya şu işareti koyayım da. Aa, bir tane arkadaş silver var demişti. Güzel bir grafiği var demişti. İnşallah beni kandırmıyorsundur. Silver'in güzel grafiği var demişlerdi. Heh, başla. Tamam. Bastzeme. Evet arkadaşlar, bir beğeni gelsin ya. Şöyle bir 40K'yı görelim. Ayıp değil mi bize ya? 100 kişi izliyor şu an, bir beğeni görelim. Bakın bunlara da bakarsam 35 tane hisse senedine bakacağım. Arada hediye gönderen arkadaşlar var. Onların da hisse senetlerine baktım. Ama yani yordu ya. Yoruyor. Şimdi fazla ekleme de yapmak istemiyorum. Bakamayacağım diye korkuyorum. Kaç tane eklemişiz şu an? 2, 4, 6, 7. Şunu 10'a tamamlayalım. 10'a tamamlayalım arkadaşlar şunu. Şöyle 3 tane hisse senedi kaldı, tamam mı? Listeme ekleyeceğim 3 tane hisse senedi geldi. Şu an selam melam yok. Arka arka hisse senetlerini verin. En çok gördüğüm veya arada hediye atan olursa 12'ne de bakabilirim. Hediye atan yoksa listede en çok gördüğüm hisse senedini inceleyeceğim. Arka arkaya. ADS, Türk Telekom, Turkcell, Doğaz, Ekio. Bak iki kişi aynı şeyi hiç söylememiş. Ak Enerji'ye baktım. Bak Türk Telekom önde gidiyor. Türk Telekom önde gidiyor. İki kişi istemiş Türk Telekom çünkü. Turkcell iki kişi istemiş. Herkes farklı farklı ya. Herkesin istediğine bakarsak sıkıntı olacak gibi. Kızılbük'e baktık bu arada. Akbank'a iki kişi üst üste istemiş. Hemen Akbank'a ekliyorum. Pardon. Ak Bank. Evet, hisse senetleri gelsin arka arkaya da. Ya bak, bir hisse senedini iki farklı kişi istesin. Yazacağım listeye ya. Bu arada da dinleniyorum, çaktırmayın. Bak, Türkcell'i iki kişi arka arkaya istedi. Yazdım abi Türkcell'i. Çünkü bir kere daha istemişlerdi. Bak, Megap diyor adam, EKG'ye o demiş. Yok ya, aynı hisse senedini isteyen arkadaşlar yok. Borusan Yatırım'a baktık. Enkai'ye baktık. Biyoen'e baktık. Bu nasıl hisse senedi? Random atmış gibi. Kızılbük'e baktık. Geleceğe baktık. Ektaş geldi zaten. Tekrardan izleyebilirsin. Yok ya. Arka arkaya gelen hisse senedi yok.
Arka arkayadan kastım şu. Hani 2-3 kişinin aynı anda istediği bir hisse senedi yok. Bu kadar kopmayın ya borsadan. Özellikle BIST 100'ün dışına çok çıkıyorsunuz. Endeks önemli arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya, iki farklı kişi aynı hisse senedini istesin bakacağım ya. Sasa incelendi bak. Sasa 3-4 kişi istiyor ama Sasa incelendi. Yayın tekrarından bakın. ODAŞ zaten listede. Işıklara baktık. ODAŞ listede. Ektaş'a baktık. Aha da bulduk. İki kişi aynı anda istemiş. Sise. Hemen grafiklere dönelim. Sırada ne varmış? Bakıyoruz. Ha, tabii ki. Baştaş. Baştaş şey değil miydi ya? Bu neydi? Baş iskeledeki firma. Bu değil miydi? Beton firması. Yok, bu şey çimento fabrikası, he, Ankara'daki. Tabi tabi bu da iyi. Bakın günlükte böyle, daha önce incelememişiz, aylığına bir bakalım. Kadir, Türkiye'yi bitirdik, sen Tesla istiyorsun ya. Yemin ediyorum Türk hisselerini bırakıp Tesla'ya dönersen bu chatte benim ailem meyve tabağı olur. Bakalım günlükte çalışmış mı? Şöyle bakıyoruz. Bak. Kademenin güzelliğine bak. Bir, iki tane tepe noktası tam olarak aynı kademeye. Sonra şu kademede iki kere direnç çalışmış, düzeltme gelmiş ve kırılım gelmiş. Daha sonrasında burada bir retestimsi bir işlem olmuş ama şu anlık kırılmış gibi görünüyor retest. Önemli olan nokta 5 liranın altında günlük kapanışların gelmemesi. Şimdi grafikte önemli iki tane destek seviyen var. Biri 5 TL, diğeri de önemli olan 4,5 TL. Biz şimdilik bugünlük sana şu iki direnci koyalım. Birincisi senin için, ikincisi ise yatırım bekleyen arkadaşlar için. İki tane destek seviyesi koyduk. Zaten direnç olarak 6 TL olarak kendini hala koruyor Baştaş'ta. Bu şekildeydi Baştaş. Listemize döndük. Işık. Işığı zaten bir de arka arkaya yazdınız. Zaten ışık plastiğe bakacakmışız ya. İyi ki bir daha yazmamışım listeyi. Şimdi çok güzel düzeltme hareketleri yapmış günlükte ama biz bunun aylığına bakmamız daha faydalı olacaktır. Aylıkta da çok güzel bir düzeltme yapmış. Ya gerçekten inşallah şuralarda yakalanan arkadaşlardan değildir bu yayındakiler. Bak adam tepeden yakalanırsa düzeltmeye bakar mısın? %60 ya. %60 düzeltme. Ama bak borsanın da güzel yanı şu. %60 para kaybediyorsun. Eyvallah. Sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Borsa haramdır diyorsun. Kenara çekiliyorsun. Sonra bir bakıyorsun paran yavaş yavaş değerine yaklaşmış. Burada tepede %60 kaybeden arkadaş şu an yavaş yavaş ana parasına geliyor. Ama şu arada aylarca şey diyordur. Borsa haram arkadaşlar falan filan. Eğer ki kumar gibi oynarsan borsa haram. Destek dirençleri bakarsan borsadan güzel bir yatırım aracı yok. Sonuçta değerlendirme yapıyor. Şöyle düşün. Altını da alıyorsun. Niye? Paranı korumak için. Şirketlere de yatırım yapıyorsun. Niye? Paranı korumak için. Herkesin derdi parasını korumak. Ben sana Fibonacci seviyelerini çizeyim. Yani burada ben sana şey vermemin hiçbir mantığı yok, değil mi? Direnç noktası vermemin hiçbir mantığı yok. Buradan bir bakalım. Hemen günlük grafiğini. Çalışmış mı, çalışmamış mı? Bak güzel kardeşim. Önceden yaptığı hareketlere bak. Önemli bir destek seviyesiymiş. Buradan bir tepki almış. Tam toparlayacak derken tekrardan destek kırılımı gelmiş. Kırılımdan sonra retest ve dip noktasını görmüş. Dip noktasından bak. Dip noktası olarak belirlediğimiz seviyeden yaptığı dönüşe bak. Bu günlük grafik bu arada ışık plastik için.
Dönüş hareketinden sonra ilk soluklandığı yer yine daha öncesinde destek olarak çalıştığı yer. Yani bu grafiği çok net bir şekilde kullanabiliriz. Aynen, haftanın belli günlerinde sadece teknik analizi neye göre yaptığımızı anlatacağımız hareketler olacak. Şimdi 7 TL önemli bir destek olarak çalıştıktan sonra 8 TL'lik kırılım gelmiş. 8 TL'lik kırılımdan şu anda retest işlemi yapıyor. Bu retest işleminden sonra 9 ve 10 TL önünde göreceği iki kademe. Işık plastik için 9 ve 10 TL'ye dikkat et. 8 TL'nin altındaki kapanışlar senin için şu an tehlikeli. Arda arda 2-3 gün kapatırsa dikkat etmeni öneririm. Işık plastik için kale kim listede bir sonraki hisse senedi. Kale kimi de ilk defa dün incelemiştik galiba. Kale kimde verdiğimiz 44,5 TL'lik dirence 1, 2, 3, 4, 5. mumunu atmış. Artık buranın kırılması gerekiyor. Kale kim için olumlu konuşabilmemiz için 44,5 TL önemli bir direnç noktası kale kim için. Listede diğerine bakalım. Gesa. Yani Gesan. Gesan. Gesan'da da ne demiştik? Önemli bir destek noktası var demiştik Gesan'da. Bak, sadece uzatıyorum. Bak, yerini değiştirmiyorum. Sadece uzatıyorum. Ya da uzatmıyorum. Eski seviyesine geri getiriyorum. Saatliğine bakalım. Gesan için önemli bir hareket var demiştik. 232 TL'de kırılım gelirse 191 TL'leri görebiliriz dedik. Gesan'da 232 TL'lik kırılım gelmemiş. Şöyle yakınlaştırayım grafiği, siz de net bir şekilde görün. Tam olarak 231 TL'den aldığı tepkiyle bir sonraki direnç seviyesini direkt kendine atmış. Ve bu direnci de kıramadığını siz de görüyorsunuz değil mi? Henüz kıramamış. Ama buradaki kırılım gelirse, 300 TL'deki kırılım gelirse artık Gesan için yeni Fibonacci'yi konuşabiliriz. Şu an önemli olan şey bu 300 TL'lik kırılım Gesan için. 300 TL'lik kırılım da öyle iğneyle falan olacak değil. 2-3 gün boyunca 300 TL'nin üstünde başlatıp kapatması gerekiyor. Gesan'da bu şekildeydi. Yavaş yavaş olgunluk başlıyor. Ne kadar süredir canlı yayındayız? Bakalım. Evet, bakamayalım. Hemen geri dönelim. Neyse. Yapıyoruz bir şekilde yayın işte, öyle diyelim. Göremedim kaç dakikadır yayında olduğumu. Beğeni zaten 40K'yı geçemedi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gesan'dan sonra Kim Mir varmış. Kim M R Kim Market. Daha önce incelememişiz. Hemen aylık grafiğine bir bakalım. Aa, 1 saat 40 dakikadır yayındaymışım. Çok teşekkür ederim Ahmet. Ahan da bir tane daha yakaladık. Ne diyorduk arkadaşlar? Sert yükselişte aylıkta sert düzeltme gelir değil mi? Şimdi bu düzeltmenin ilk başladığı hareketi bize kim gösteriyor? Ne kadar bir düzeltme yapmış? Daha %13'lük bir düzeltme yapmış. Bu düzeltme her şeyin başlangıcı olarak görebiliriz. Bekir, sen mi yatırımcısısın? Şu an bana maliyetini söyleyebilir misin? Yani çok merak ediyorum. Ben sana Fibonacci seviyelerini, yani olası zarardan kurtulma seviyelerini söyleyeceğim. Hemen maliyetini yaz da chatten kafamı ayırayım. Ya gerçekten yoruldum deyince adam hediye atıyor. Devam et ulan dermiş gibi. Memo, yardımların için teşekkür ediyorum. Sen yazdın mı bu arada maliyetini? Yazmamışsın. Arkadaş, hisse senedini istedin. Maliyetini yazmamışsın. Ya merak ettim ha. Sırf merakımdan sonra. 8.35. İnşallah yenisindir. 8.35'te. Şimdi günlükteki hareketine bakacağız dedik. Bak. Kademelerin ne kadar güzel çalıştığını görüyor musun? Şu an ekran biraz bulanık galiba. Nasıl yakınlaştı? Bak, Kim Market'te kademelerin nasıl çalıştığını sana şöyle. Zaten bu direnç seviyesini ben belirledim. Onu geçtim. Bak, görüyorsun değil mi? Gevşemenin ilk sinyali bu seviyeden, 7 TL'den gelmiş. Kırmaya çalışmış. 0.5 kademesi en önemli kademedir Fibonacci'de. Fibonacci sayıları arasında 0.5 yoktur normalde.
0,5'i Fibonacci kademelerine niye eklemişler biliyor musunuz? Hisse senetleri çoğu yukarı doğru giderken ilk soluklandığı nokta 0,5 kademesi. Aşağı doğru düşerken ilk toparlayacağı yer hep 0,5 kademesi. Bu hangi hisse senedi biliyor musunuz? Kim Market. Bu kademeye kadar gevşemiş, bu kademeden bir dönüş gelmiş. Sonra 11 TL önemli bir direnç olarak çalışmış. Sonra gevşediğinde de yine 0,5 kademesinde hareketine devam etmiş. Şimdi önemli olan nokta 8 TL'nin kırılımıydı. Şimdi 8,5 TL ile günü kapatmış. Eyvallah da Kim Market ceza yemişti demiş Ahmet. Çok teşekkür ederim. Ahmet efsanesin ya. Yemin ediyorum tam bir temel haber akışısın ya. Yani temel haber akışlarını çok Ahmet çok büyük paralar kazanıyordur büyük ihtimalle temelden. Hani teknik analiz yoksa bile temelden iyi yürüyorsundur. Ben sana söyleyeyim. Dediğim gibi 8 TL önemli bir direnç noktası. Çok ağır ceza yedi. Ha bak. İşte temelin güzelliği bu. Anlatabiliyor muyum? Temeli takip eden arkadaşlar. Teknik de para kazandırır, temel de bu şekilde para kazandırır. Bak 8 TL. Önemli bir direnç seviyesinde. Zaten Fibonacci'nin de 5. kademesinde, 0,5 kademesinde. Burası kırılırsa ilk kırmasını beklediğimiz yer bir sonraki kademe değil. Daha önce kıramadı 11,23 TL hareket alacak. Ama kıramazsa da artık burası 7 TL destek olarak çalışmaz. Bir alt kademeye gevşer. Bak iki ayrı tepe yapmış ve ikinci tepesi bir önceki tepeden daha aşağı seviyede. Yani bu nedir biliyor musun? Düşüş trendinin başlangıcı demektir. Bakın en sevmediğim hareketi yapacağım ama burada çalışacak gibi görünüyor. Görüyor musun? Düşüş trendi. Kırması için ne dedik? 11 TL'lik dirence bir iğne atması lazım. Hemen şunu geri siliyorum. Çok sevmem trend çizgilerini. Ama bazen fikir verebiliyor işte. 8 TL'lik direnci kıracak. Kırınca 11 TL'ye bir hareket bekleyeceğim. Ama 11 TL'yi harekete göremezsek ve bu direnç kırılmazsa karanlık alt seviyeler 5 TL'leri görebilmek mümkün. Hatta ben destek seviyesi olarak 5 TL'ye bir işaret atayım. Bu şekilde idi kim? Hemen listeye geri döndüm. Kimden sonra ne varmış? Odas. Odas'a bakıyoruz. Odaş için kanal belirlemiştim. Son grafiklerde hala kanal içinde hareket yapıyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şimdi Odaş için üst kademede alt kademede birbirine çok yakın. Ki zaten 12,5 TL Odaş için benim en son görebileceğim Fibonacci seviyesi. Eğer ki 12 TL üstünde 12,5 TL üstünde 1-2 gün kapatırsa 12,5 TL'nin üstünde 1-2 gün kapatırsa bu grafikteki her şeyi silip artık önü açık olacak. Onun için yeni kademeler belirlemem gerekecek. Ama hala da 12 TL ile 10 TL arasında bir hareketine devam ediyor Odaş. Odaş çok oyaladı. Evet, belli oluyor zaten. Yani burada sağlam bir akümülasyon var. Bakalım ne olacak. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı ya Odaş. Bakalım. Hani biz sanayide pompalarda şey deriz, kavitasyon oluyor. Bir yukarı bir aşağı basıncı vurur, hattı patlatır. Sende de şu an bir aşağı bir yukarı basıncı vuruyor, hattı bakalım ne zaman patlatacak. Sonraki Silver. Bak bunu arkadaş o kadar iddialı konuştu ki. Yok. Çok güzel grafiği var. Mutlaka bak. Onun için merakımdan yazdım. Oy. Aa. Aylığa bir bakalım. Şimdi Silver için önemli bir temel haber akışı var mı? Silver Line için önemli bir temel haber akışı var mı bildiğiniz? Galiba yok. Chat'ten bir cevap gelmiyor. Hemen bakıyorum. Konyaspor. İstersen bu liste bittikten sonra BTC hakkında da kısa bir düşüncemi yayınlayayım. Biliyorsun bugün enflasyon açıklandı. Nerede? Amerika tarafında. Çok önemli haber. BTC için çok önemli olması gerekiyordu. Ama neden olmadı konuşuruz. O zaman bekle. Kaç tane hisse senedim kalmış?
1, 2, 3, 4 tane hisse senedinden sonra ufak bir Bitcoin, ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi Silverline aylıkta düzeltme hareketine yeni başlamış. Onun için biz kademelerimize bir bakalım. Tahtacılar arasında kavga olmuş. Allah Allah. Şimdi şuradaki harekete bakmıyoruz. Daha öncesine bakıyoruz. Bakın, direnç olarak iki tepe noktası güzel çalışmış değil mi? Bir de destek noktası çalışmış. O zaman şuna şöyle bir bakalım. Dibi zaten kendimiz belirledik. Dibin noktası 1 TL olarak göstermişiz. Bak, çok güzel bir kademeden dönüş yapmış. İlk nereye gelmiş? 0.5 kademesi, yani 19 TL'ye. Bakalım 19 TL'deki hareketi önemli. Bu Silverline Industry için. Bu Silverline Industry düzeltme değil artık, bu düşüş yani. 11. aydan beri kap yok. Ha. Allah Allah. 11. aydan beri kap yok. Zaten o günden beri de hiçbir hareket yok. Aynı seviyede hareketine devam etmiş. Şimdi bakalım, şu an yatırımcılar, eğer ki ben mesela bundan haberim yoktu ama haberi olan yatırımcı avucunu kaşıyıp bekliyordur. Buranın düşüş hareketi olduğunu emin olursa, 2 gün güzel yükseliş yapmış, 3. günde önemli. Buraya sert yükselişler görebiliriz. Bakın, burada gerçekten sert yükselişler görebiliriz. Ama şu anlık ilk önce yarın da bir görelim. Şu kademenin kırıldığına emin olalım. Silverline bu şekildeydi. Gerçekten güzel grafikmiş. Eklediğimizde ve beklediğimizde değmiş. Akbank. Akbank'ı da konuştuk. Odaş gibi bir hareket yapmış. Akbank da benim yatırım yapabilmek için beklediğim seviyeler. Yine bakın, 0.5 kademesi. Yani ben dediğim gibi Fibonacci seviyelerine göre yatırım yaptığım için hep 0.5 kademesinde bir gevşekme görürüm. 0.5 kademesinde bir dönüş hareketi gördüm mü yapışırım. Ha, bu arkadaş biraz erken tamamlamış düzeltmesini. 16 TL artık senin ana destek noktan. Ama dediğim gibi bu 14 TL civarı ise benim dönüş hareketi beklediğim, yatırım için dönüş hareketi beklediğim nokta olarak kalmaya devam edecek. Direnç de zaten daha önce kıramadı. Bak kaç kere demiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere deneyip kıramadı. 17 TL. Burası kırıldıktan sonra Akbank için yeni grafik konuşabiliriz. Dokta'ya çok iyi baktım. Dokta'nın grafik incelemesi en az var ya 10 dakika sürdü. Dokta'yı ben YouTube'a atacağım. YouTube'dan izle beni. YouTube'u soracaksın. YouTube'da Teknik Potansiyel adıyla YouTube kanalım var. Bak, sizden gelen önemli hisse senetlerini paylaşıyorum burada. Gelin YouTube'dan da bana abone olmayı unutmayın. Bakın, abone sayımı 353. Ya YouTube'dan da istemişler de bugün gerçekten TikTok çok hareketliydi. Kusura bakmayın. Akbank bu şekildeydi. Listemize baktık. Turkcell. Yanlış yere bastım herhalde ya. Turkcell. Şimdi Turkcell'i değerlendirmişiz. Güzel de bir destek noktası vermişiz. Destek noktasına sadece bir iğne hareketi gelmiş. O da destek noktasının üstünde kalmış. Ve Turkcell yükselişe devam ediyor. Yani güçlü firmaların düzeltme hareketleri eğer olumsuz bir haber akışı gelmedikçe sert olur. Burada da Turkcell'de güzel bir yükseliş hareketi devam ediyor. Direnç seviyesi olarak 39 lira 70 kuruş olarak kendini koruyor. Şimdi şişe cama da bakacağım. Sonra kriptoya bakacağız. Siz şişe camı sürekli yanlış yazıyorum ya. Bak, şişe camda güzel bir
retest işlemi olacak demiştik farkındaysanız. 38 TL'ye de bir retest işlemini yapmış. Hangi gün yapmış? Perşembe günü, geçen hafta. Bu retest işlemini yaptıktan sonra dönüş hareketi zaten arka arkasına gelmiş. Ne demişizdir? Büyük ihtimalle pazartesi ve salıyı görelim demişimdir. Pazartesi ve salı gününde güzel bir yükselişle kapatmış şişe cam. O zaman artık direnci konuşabiliriz. Ben buraya zaten ara bir direnç noktasını kendi elimle koymuşum. 44 TL'nin kırılmasını beklerim. 44,5 TL kırılırsa 47,70'e giden hareket olacaktır. Şişe camda. Bu da artık yakın zaman hedef noktalarım benim şişe camda. Şimdi şişe camı da bitirdiğimize göre borsaya noktayı koyuyorum. Şimdi aramızda kriptocu var mı? Bitcoin dominansını, pardon, Tether dominansını açtım. Şu an ekranda Tether dominasyonu var. Kriptocular için takip edilecek iki tane endeks söyleyeceğim. Birinci endeks, dolar endeksi. DXY. Dolar endeksi ne? Dolar endeksi dünya üzerindeki 5 büyük yatırım aracının MT olabilir, para olabilir, altın olabilir veya 5 büyük ülkenin para birimleri karşısındaki gücünü gösteriyor bize. Amerikan dolar endeksi. Bakın dolar endeksi aylarca yükseldi abi. 2 Mart 2021'den beri yükselen bir dolar endeksi var. Bu dolar endeksinin kırılım, bakın zaten dolar endeksi benim sürekli analiz yaptığım bir endeks. Şu işareti benim videolarımdan takip edin. Belki de 40 gün önce koyduğum işaretti. Dolar endeksi için 113 kademesi önemli bir dirençti. Dolar endeksinin kırılması aşağı yönelik harekete bize neyi gösterir? 1. Altın, Euro, Sterlin gibi yatırım araçlarının değer kazandığını. Doların ise bu yatırım araçları karşısında güç kaybettiğini gösterir. Ne demek bu? Eğer ki dolar güç kaybedip bunlar güç kazanıyorsa insanlar elindeki dolardan kaçıp diğer yatırım araçlarına dönmeye başlıyor demektir. Yani dolarda ekmeğini yiyen arkadaşlar artık dolardan ayrılmaya başlıyor. Burada kademeler önemliydi. Benim için kriptoda özellikle 104 kademesi hayallerini kurduğum bir seviyeydi. Eğer ki 104 seviyelerini görürsem Bitcoin'de 35-40K arası bir hedef koymuştum kendime. O yatırımı da yapmıştım. Ama velakin tam olarak 104 seviyesinde Bitcoin'i gösterelim mi? Nerede Bitcoin? Bitcoin'in dolar grafiği ta 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 tan 17.600. Neden? Hani dolar endeksi düşerse Bitcoin altın artardı. Ha bu arada altın arttı. Altına sonra bakarız. Sebebi ise gelen olumsuz haber akışı. Bakın her zaman dediğimiz gibi sadece teknik analizde iş yürümüyor. Haber akışlarını takip edeceksiniz. Bunun buralarda sürünme sebebi ne? Bilirsiniz çok büyük bir kripto borsası vardı. FTX. FTX'in yanlış kararları, gereksiz kafa tutuşları sebebiyle Binance'le aralarında bir kavga olmuştu. Yatırımcı korktu ve Bitcoin'i aşağıya çaktı. Devler kapıştı. Bildiğiniz devler kapıştı. Olan çimler oldu. Filler kapıştı, çimler ezildi arkadaşlar. Bitcoin'deki sürünme seviyeleri bunlar. Bitcoin içinde benim ana destek seviyem 15.500. Hatta şuradaki kanal diyebilirim. 15.600 ile 15.800 arası idi. Bitcoin'deki kanal seviye, destek seviye. Bu destek seviyeden sonra benim Bitcoin'i tekrardan konuşup buraya yatırım yapabilmem için de 18.750, 19.250 arasına kendini atması gerekiyordu. Şimdi yavaş yavaş oraya atıyor. Peki bu hareketi neden yaptı? Hemen bakalım. Şuradaki haber akışı çok önemli bir haber akışı var. Enflation rate YoY. YoY diyeyim daha doğrusu. YoY.
Yani Amerika tarafındaki yıllık enflasyon. Amerika tarafında yıllık enflasyon artışı oranı %7.7'den 7.1'e düştü. Bu ne demektir biliyor musunuz? Amerika'daki enflasyon düşüyor. İnsanlar doların değer kaybedeceğini düşünüp dolardan kaçıp Bitcoin gibi, Euro gibi, Sterlin gibi paritelere yatırım yapmaya başlıyor. Tabii ki Bitcoin'de de bugünkü artışın sebebi buydu diyebilirim. Aynı şekilde Euro dolar endeksine bakarsan, bak bugün gelen haber akışından sonra Euro da zaten yukarı doğru kafasını kaldırdı. Altının ons tarafı benim 1800 TL'lik ana destek noktama kendini attı. Gram altın 1042 TL, bakın Twitter'da paylaştım. Son fırsat noktası mı dedim. 1042 TL diye tweet attım. Bakın görüyorsunuz değil mi? Sonraki yaptığı harekette yukarı yönlü oldu. Hatta bugün rekor kırdı. 1091 TL civarını gördü gram altın. Bunun bütün sebepleri doların değer kaybetmesi. E dolar değer kaybediyor diyorsun ama hala dolar 18.60, hiçbir şey değişmemiş diyeceksin. Bak görüyorsun değil mi doların hareketini? Yani böyle bir yatırım aracı olabilir mi? Böyle bir parite olabilir mi? Dolar TL. Dolar TL'yi zorla tutuyorlar arkadaşlar. Bakın çizgi gibi. Müdahaleleri siz kendi gözünüzle görebiliyorsunuz. Merkez Bankası'nın çıkıp da açıklama yapmasına gerek var mı? Dolara müdahale ediyoruz diye. Al sana en büyük müdahale. Hem yukarı yönlü hem aşağı yönlü dolara müdahaleler. Aylardır sürüyor. Günlerdir sürüyor. Dolar güç kaybetmemiş gibi görünüyor ama dünya üzerinde şu an dolar güç kaybediyor arkadaşlar. Hem dolar güç kaybediyor hem de petrol güç kaybediyor. Ama bizim ülkemizde gelen 1 lira 80 kuruşluk indirim çokmuş gibi görünüyor. Değil. Şu an gerçekten değer kaybetmesi gereken mazot 3-4 lira değer kaybetmesi gerekiyor. Ama ne yapıyor? Mazot hala güçlü. Şu anki grafik Brent petrol. Bak petrolün günler içinde düşüşüne bakar mısınız? Bu dünya üzerindeki düşüşü. Ama şu an çok riskli. Rusya tavan fiyat anlaşmasına göre daha az üretim yapacağım gibi bir açıklama yaptı. Petrol yine değer kazanabilir. Dolar endeksine bağlı olmaksızın temel haber akışıydı bu dolar tarafında. Bitcoin bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bak borsayı bitirip kriptoya geçtiğimiz gibi kitle nasıl kendini kaybetti? Şimdi son bir tane hisse senedi inceleyeceğim. O da Asus'u iki kişi arka arkaya yazdı diye. Ondan sonra yayını yavaş yavaş noktalayacağım arkadaşlar. Çünkü izleyici de zaten düştü artık. Asus'u'ya bir bakalım. Asus'u'ya baktıktan sonra yayını bugünlük sonlandıracağım. Konya yorumumu beğendin mi? Sence mantıklı mı değil mi? Şu an kripto güç kaybettiği için izleyicisi de yeterince olmuyor. Şimdi Asus'un içinde demiştik ki önemli bir kanal içinde hareket yapıyor demiştim. Bu önemli kanal içinde yaptığı harekette de 238 TL'de yer edinmesi lazım dedim. Ve bugünkü harekette de Asus'u yer edindi diye düşünüyorum. Önemli olan bir sonraki direnç seviyesi de 292 TL. Destek olarak da 194 TL kendini koruyor. Ama Euren'e baktık. Tekrar çok kısa söyleyeceğim Euren'e. Euren'de biz bir düşüş vardı. Öyle olursa kapatamayacağım yayını. Eminim. Bebeği mi? Arkadaşlar bakın son geldik. Şunu bari 40K yapalım. Hadi bir yayını 40K yapalım ya. Evren içinde iki tane destek ve direnç noktası belirledim. Direnç zaten kendini net gösteri 17.60. Destek noktası ise 14.5 TL idi. Arada küçük mini bir desteğim vardı. Bak yakınlaştırayım gör. Tam oradan bir dönüş geldi gibi görünüyor. Ama Evren için daha konuşmak erken. 17 TL 14.5 TL arasındaki hareketi bir görelim. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar diyelim. Yani 2 saatten fazla bir yayın oldu. Artık yoruldum. Canlı yayında kaçırdığınız, bak Türk Hava Yolları'nı mesela kaçırdın. Ne yapacaksın? Birazdan YouTube kanalımı açacağım. Bu yayının
tekrarını YouTube'a açacaksın. O arada Türk Hava Yolları'nı bul ve mutlaka izle. Beni izleyen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte, yani saat 7'de yayında olacağız. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar diliyorum efendim. Halen daha iyi akşamlar diliyorum. Hemen şuradan da yayınımızı durduralım.